Bengü Türk'ten mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Çalışma hayatına hoş geldiniz. Sosyal güvenlik sistemi ve iş mevzuatına ilişkin konulara ele aldığımız programımızda bu akşam çalışma hayatında bulunan herkesi ilgilendiren önemli konuları ele alacağız. Sevgili seyirciler, bu akşam stüdyomuzda çok değerli, çok önemli bir konuğumla birlikteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişlerimizden Sayın Arif Temir'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yoğun bir gündemin ardından sizi apar topar programımıza davet ettik. Bugün gerçekten önemli bir gündü. Sizin açınızdan yoğun geçti. Haliç Kongre Merkezi'ndeydiniz bugün. Bu akşam çalışma hayatına yönelik çok önemli konuları ele alacağız. Çünkü çalışma hayatında bulunan herkesi ilgilendiren, mutlaka kıyısından köşesinden herkesi ilgilendiren önemli konular var. Bu akşam vaktimiz de müsait, elimizden geldiğince çalışma hayatına yönelik bütün konuları ele almaya sizinle birlikte çalışacağız. Öncelikle izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Sevgili seyirciler, programımıza soru ve görüşlerinizle katılabilirsiniz. Bunun için irtibat bilgilerimiz, öncelikle telefon numaramız 0212 551 1085. 0212 551 1085. Ayrıca cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne Bengütürk yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 3929'a gönderebilirsiniz. 3929 kısa mesaj numaramız. Evet sevgili seyirciler, az önce de ifade ettiğim gibi çalışma hayatında bulunan, herkesi ilgilendiren, çalışma mevzuatının içerisinde yer alan önemli konular bu akşam programımızda yer alacak. Bunları tabii sırasıyla başlıklarını vermem gerekirse çalışma süreleri, ücretler, fazla mesai, hatta kapıcılık dediğimiz apartman görevleri, bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen, çok konuşulmayan bir konu. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Kapıcılarla ilgili, apartman görevlisi diye tabir ettiğimiz kapıcılarla ilgili de önemli açıklamalarımız olacak. İş güvencesi nedir? İzinler, iş sözleşmesi ve günümüzün kanayan yarası diyebiliriz. Taşeron işçilerinin sorunları, bu akşam masaya yatıracağımız önemli konu başlıklarımız. Arif Bey, öncelikle isterseniz çalışma mevzuatının başlangıcı olarak genel çalışma süreleri diyoruz. Şimdi çalışma süresi dediğimiz zaman insanların kafasında çok farklı oluşumlar meydana geliyor. Örnekle açıklamak gerekirse, örneğin ben bir iş yerinde çalışıyorum. Burası benim bir iş yerim. Yani bir tekstil fabrikası olarak da değerlendirebiliriz, bir inşaat şirketi olarak da değerlendirebiliriz ya da bir fabrika olarak da değerlendirebiliriz. Ben bu iş yerinde çalışan bir işçi olarak, Özgür Kaya olarak çalışan bir işçiyim. Ben günde kaç saat çalışmak durumundayım? İşverene aldığım ücretin karşılığında kaç saat çalışmak durumundayım? Haftalık ne kadar olması gerekiyor? Aylık çalışma süresi nedir? Bu hakikaten çalışanlar arasında çok farklı algılanan, çok fazla da bilinmeyen bir konu. Biz her ne kadar günlük yaşantımızda, günlük hayatımızda, efendim günlük çalışma saati 7.30'dur, 8'dir, haftalık işte 45'tir, aylık 225'tir diyoruz ama biz bunları nasıl oluşturuyoruz? Hangi kriterlerden geçerek bu saatlere ulaşıyoruz? Günlük 7.5 saat iş yerinde fiili olarak kalmak bizim çalıştığımızı mı gösterir? Yoksa 9 saat çalışırız da bunun karşılığında 7.5 saatlik mi bizim çalışma süremizdir? Bütün bunları konunun uzmanı olarak, baş iş müfettişi olarak, aynı zamanda sizin bu konularla ilgili de çok sayıda yayınlanmış kitaplarınız da var. Biz uzun yıllardır sizin kitaplarınızdan da yararlanıyoruz. Genel çalışma sürelerini bize bir anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Çalışma süresi dediğimiz zaman, örneğin size örnek verdiğimiz zaman, siz burada işe başlangıçtan bitişe kadar olan geçen süre demektir. Yani işte geçirdiğiniz süre olarak çalışma süresini tanımlayabiliriz. Günlük çalışma süremiz genel anlamda 7.5 saat, haftalık çalışma süremiz genel anlamda 45 saat ama günlük çalışma süremizi biz 11 saate kadar çıkarabiliriz. Bir işçinin iş yerinde sürekli bulunmuş olması orada sürekli çalıştığı anlamına gelmez. Bir de ara dinlenmesi dediğimiz dinlenme süreleri var. Örneğin burada çalışıyorsunuz, 4 saate kadar çalıştıysanız 15 dakika ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor. 7.5 saate kadar çalıştıysanız yarım saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor. 7.5 saatten fazla ise en az 1 saat ara dinlenmesi kullanmanız gerekiyor. Evet. Kullanılan bu ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmıyor.
Diyelim ki siz burada 8 saat kaldınız. 1 saat ara dinlenmesi kullanmış iseniz sizin çalışma süreniz ara dinlenmesini düştükten sonra 7 saatlik bir süre olarak hesaplanır. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu bunu birbirine karıştırıyor. Evet. Örneğin iş yerinde 2 saat çalışmadan bekliyor. Yarım saat çay molası kullanıyor 2 kez. Bir kez de 1 saat yemek molası kullanıyor. Toplam 2 saat ediyor. Evet. İş yerinde 10 saat kalıyor. Diyor ki ben diyor 10 saat çalıştım diyor. Evet. Halbuki bu böyle değil. Net çalışma süresini bulmamız lazım. Net çalışma süresini bulabilmemiz için toplam çalışma süresinden ara dinlenmesini düşmemiz lazım. Evet. Örneğimizde olduğu gibi 10 saat iş yerinde kaldıysa, 2 saatte ara dinlenmesi kullandıysa, 10 saatten 2 saate düştüğümüz zaman biz bu işçinin günlük 8 saat çalıştığını söyleyebiliriz. Evet. Bir de günde 7,5 saatte daha az çalışılması gereken işler var. Biz 11 saate kadar çalışılabilir günlük dedik ama eğer bir iş günde 7,5 saatte daha az çalışılması gereken işler ise dolayısıyla 11 saate kadar çalışmayacağız. Yani yapılan işin durumundan kaynaklanan. Tabii. Özel durumlu işler var. Örneğin basıncın yüksek olduğu yeraltı işlerinde çalışılıyorsa burada kademeli olarak çalışma süresi günlük olarak 7,5 saat ve bazılarında da daha aşağıya indirilebiliyor. Evet. Yani mesela su altında çalışanlar, yer altında çalışanlar, bunlar gece vardiyelerinde çalışanlar, bunlar 7,5 saatten fazla çalıştırılmaları söz konusu değil. Yani 7,5 saat çalıştırılması gerekiyor. 7,5 saat, bazılarında 7,5 saatten daha az çalışılabiliyor. Özellikle su altı işlerinde bu 4 saate kadar inebiliyor. Evet. Bu söylemiş olduğumuz şey gündüz çalışmalarına ilişkin. Bir de gece çalışması söz konusu. Bir işçi gece nasıl çalışacak? Gece de günde 7,5 saatten fazla çalışmaması gerekiyor. Evet. Şimdi gece dediğimiz dönem nedir? Gece dediğimiz dönem saat 20 ile 06 arasındaki dönemdir. Evet, akşam 20'den başlayıp sabah 6'ya kadar akşam 20'den sabah 6'ya kadar geçen dönemdir. Eğer bizim iş yerimizdeki çalışmanın yarısından fazlası 20 ile 06 saatleri arasında denk geliyor ise bu çalışma gece dönemi çalışmasına girer. Gece döneminde de 7,5 saatten fazla çalışmamamız gerekiyor eğer işçiysek. Şimdi tabii bunun akabinde çalışma sürelerinin dışına çıkılan noktalarda fazla mesailer oluşuyor. Fazla mesai konusuna gelince bu konuyla ilgili sormak isterim. Ancak şimdi günlük çalışmaların dışında da bir de çalışma hayatının en önemli olgularından bir tanesi ücret. Ücretler bankadan mı ödenmeli, elden mi ödenmeli? Zamanında ödenmediği zaman ödenmeyen ücrete ilişkin çalışanın iş akdini feshetme hakkı var mı? Bu durumda işveren ne yapması gerekiyor? Yani kısaca ücretle ilgili bütün bu kriterleri tek tek ele alacak olursak, işte bankadan ödenmesi, işçinin ücreti ödenmediği takdirde iş akdini feshetmesi, bunun süresi ne kadardır? Ücretle ilgili zaman aşımı süreleri, örneğin işçi çalıştı bir iş yerinde, 6 ay çalıştı, ücretini alamadı. İşçi bu iş yeri, işverene karşı dava açmak için ne kadar bir sürede dava açması gerekiyor? Yani zaman aşımı dediğimiz konu ne zaman devreye giriyor? Bütün bunları tek tek ele alacak olursak, ücretle ilgili ne söylemek gerekir? Bir işçinin ücretinin en geç ayda bir ödenmesi gerekiyor. Diyelim ki bir işçi, siz işçi olarak kabul ettiğimizden yola çıkarak bu soruyu cevaplamaya çalışırsam, siz bir ayın sonunda, yani ayın 30. günü, ay 31 çekiyorsa 31. günü ücretinizin ödenmesi gerekiyor. Diyelim ki sizin ücretiniz ayın 30'unda ya da 31'inde değil de ikisinde ödendi müteakip ayın. Evet. Bu ücret gecikmesinden dolayı siz iş sözleşmenizi haklı olarak feshedip iş yerinden ayrılabilirsiniz. Eğer çalışma süreniz 1 yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz bu feshetmeden dolayı. Evet. Şimdi uygulamada en çok karıştırılan konu şu, işte ben 20 gün geçmeden iş sözleşmemi feshedemem gibi bir yanlış algılama var. Kanunda işçinin ücretini mücbir sebeple 20 gün ödenmemesi durumunda işçi çalışma hakkından kaçınabilir diyor. Evet.
Burada hep o karıştırılıyor. O 20 gün bekleme zorunda olarak değerlendiriliyor. Evet, bekleme zorunda olarak değerlendiriliyor. Bu yanlış bir algıdan kaynaklanıyor. Kanunun amacı şu: eğer bir işçi işvereni ücretini ödemiyorsa, kendisi de işten ayrılmak istemiyorsa, kanun diyor ki sen diyor 20 güne kadar diyor gel çalış diyor. 20 gün sonra da diyor iş sözleşmeni feshetme. Yani işten ayrılma. İş yerine gel çalışma diyor. Evet. Şimdi bu gibi durumda işveren işçiyi çıkardığı zaman işçinin kıdem tazminatına ek olarak kazanacağı bir de ihbar tazminatı var. Evet. Fakat işçi beklemeden iş sözleşmesini kendi feshederse, ücretim ödenmedi deyip de örneğimizde olduğu gibi ayın ikisinde feshederse, bir yıldan fazla çalışması varsa kıdem tazminatı alır. Diğer durumda ihbar tazminatı alamaz. Evet. Şimdi işçi ücretlerinde 5 yıllık zaman aşımı söz konusu. İşçi işten ayrıldığı tarihten itibaren değil, ücretinin ödenmediği tarihten itibaren. Örneğin benim Mayıs ayındaki bir ücretim ödenmediyse, ben de Temmuz ayında işten ayrıldıysam, Mayıs ayındaki ücretimin zaman aşımı Temmuz ayından itibaren devam etmiyor. Mayıs ayından itibaren zaman aşımı başlıyor. Biz 5 yıllık süreyi Mayıs ayından itibaren hesap ediyoruz. Burada da gecikme faizi olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanıyor. Diğer sorumuza geldiğimiz zaman işçi ücretlerinden ceza karşılığı bir kesintinin yapılması durumu da şöyle. Biz işçinin ücretinden aylık en fazla 2 günlük ücretini kesebiliyoruz. Yani işveren olarak? İşveren olarak kesebiliyoruz. İşçinin bu ücretini kesebilmemiz için toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde bir hüküm olması lazım. Hükümde denilmesi lazım ki örneğin işte işçi Özgür Bey, siz iş yerine haftada 2 kez şu kadar saat geç geldiğiniz zaman ben sizin şu kadar ücretinizi keseceğim demesi lazım işverenizin. Yani iş sözleşmesinde ücret kesmeye ilişkin durumların neler olduğu belirtilmemişse işveren ücret kesme cezası uygulayamaz. Ücret kesme cezası da işverenlerimizin bir kısmı tarafından yanlış uygulanıyor. İşçinin maaşı kesiliyor. Evet. Buna ücret kesme deniyor. Aslında bu ücret kesme olayı değil. Gelmeyen günün ücretinin ödenmemesi. Evet. Bizim bahsettiğimiz ücret kesme iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde işçinin sözleşmeye aykırı davranmasından dolayı yapılan bir kesinti. İşçinin ücretinde bir kesinti yaptığımız zaman biz yapmış olduğumuz kesintileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası'nda açmış olduğu bir hesap var. O hesaba yatırıyoruz. Bu kesilen paralar da işçilerin eğitimleri ve benzeri faaliyetlerinde özellikle kullanılıyor. Yapmamız gereken şey şu: işçinin ücretini kesiyoruz. Atıyorum 2 günlük ücretini kesmiş isek biz işçinin, bu 2 günlük sigortasını yatırıyoruz. Evet. İşçiye ödememiz gereken net ücreti ödemiyoruz. Sigortayla ilgili bir kesinti söz konusu değil. Hayır, değil. İşçinin 2 günlük sigorta prim ödeme gün sayısı devam ediyor. Evet. Yani özellikle izleyicilerimizin karıştırmaması için üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ücretsiz izin alıp ya da 2 gün üst üste veyahut da 1 gün ayın başında, 1 günde sonunda farklı günlerde 2 gün işe gelmemiş. Yani üst üste 2 gün işe gelmediği zaman zaten çalışanın iş akdini feshi devreye giriyor. Ama bir ay içerisinde farklı günde 2 gün işe gelmemiş. Bu kesilen günlerin sigortası ödenmeyebiliyor. Yani ücreti kesildiği için ücretsiz izin kullanmış gibi değerlendiriliyor işe gelmediği için. Evet. Bu günlerin sigorta primleri de ödenmeyebiliyor işveren tarafından. Evet. Bu haklı bir gerekçe. Ama sizin ifade ettiğiniz çalışanın ücretinden bir kesinti söz konusuysa, kesinti yapılmışsa, ceza karşılığı bir kesinti yapılmış ise bunun sigorta priminin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gerekiyor. Evet. Ücretin de yani uygulamaya baktığımız zaman bu ifade ettiğiniz kesilen ücretler Çalışma Bakanlığı'nın hesabına yatırılması gerekiyor. Ama uygulamaya baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Örneğin ceza olarak ücret kesme cezası veriliyor. Bunların Çalışma Bakanlığı'nın hesabına yatırılmadığı, işveren kendi kasasında bıraktığını uygulamada zaman zaman görüyoruz. Şimdi, bu tabii yasal bir davranış değil. Uygulamada bunun adına ücret kesme cezası deniliyor. Fakat kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun bir kesinti değil bu. Evet. Devamsızlıktan dolayı yapılan bir kesinti.
sizin bahsettiğiniz. Yani devamsızlıktan dolayı yapılan bir kesinti. Devamsızlık yaptığı için, işe gelmediği için evet. Ücreti kesiliyor haklı olarak. İşveren ücret ödemiyor bunun karşılığında. Bununla ilgili günlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na mazeretsiz işe gelmeme ya da devamsızlık diye ilgili kodu belirterek sigorta primini de ödemiyor. İzleyicilerimize şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Çalışan bir işçinin ücretinin ödenmemesi, mücbir bir sebep yoksa, haklı bir sebep yok ise muhakkak surette bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Evet. Yani ait olduğu ayın son günü ödenmesi gerekiyor. Şimdi buradaki gecikme bir gün bile olsa işçi tarafından haklı olarak iş sözleşmesini feshetme durumu ortaya çıkıyor. Feshettiği zaman biraz önce söylediğim gibi çalışma süresi bir yıl ve üzerindeyse işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor. Evet. Bununla ilgili hangi kapsamda çalışanlar bu kapsama dahil oluyor? Hangi statüde çalışanlar bu kapsama dahil oluyor? Onu soracağım. Hattımızda Bursa'dan Serdar Bey var. İyi akşamlar Serdar Bey. İyi akşamlar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim efendim, buyurun. Özgür Bey. Ben bir iş yerinde 18 gün çalıştım. Bir iş yerinde? 18 gün çalıştım. 18? Gün. 18 gün çalıştınız, evet. Evet. Ücretimi alamadım, artık polislik olduk biz. 18 gün çalıştınız, ücretinizi alamadınız. Evet. Evet. Artık darp oldu iş yerine. Darp uygulandı bana, polislik oldum. Yani işvereniniz size darp uyguladı. Evet. Polise gittiniz, şikayetçi oldunuz. Evet. Bu ay 20'sinde mahkeme var. Evet. Bu tabii işin bir adli boyutu var. Bir de çalışma mevzuat açısından ücret alacağına ilişkin iş hukuku açısından da bir durum söz konusu. Arif Bey sanıyorum bununla ilgili bir yorum getirir. 18 gün ücretini alamamış, çalıştığı işveren tarafından darp edilmiş. Bununla ilgili Serdar Bey'e ne önerebiliriz Arif Bey? Özgür Bey, ben Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdum bu olay için. Evet. Arayacağım. O ay çalışılmadı gösterip, yanımda çalışmadı, yanımda kurulmuş. Ama polis bahçesinde çalıştığına dair bakmadı. Şimdi çalıştığını ispatlayamıyorsun, onu anladım. 18 günlük çalışmanın karşılığında sigortanı da mı yapmadı? Hayır. Yani sigortanı yapmadı, onu anladım. Sigorta yapmadı, artık bu iş yerindeki çalışılmazlığı ifade vermiş Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Evet, yani bunu şahitlendirmek suretiyle orada çalıştığınızı ispat edebilirsiniz. Zaten işveren tarafından darp edildiğiniz için bu mahkemeye taşınmış. Mahkemede sizin o işveren tarafından darp edildiğiniz gerekçeleriyle sabitlendikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na bunu delil göstererek geriye yönelik 18 günlük sigortanızı tescil ettirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri bunu dikkate alacaklardır. Ücrete ilişkin haklarınızı da Arif Bey değerlendirecek. Serdar Bey, sizin dediğiniz gibi ilk önce hizmet tespit davası açıp bu çalıştığı süreyi mahkeme eylemine bağladıktan sonra 18 günlük ücretini talep edecek. Evet. Bu 18 günlük ücreti bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerimize başvurarak dilekçeleri talep edebilir. Bursa'da oturuyorsa Bursa bölge müdürlüğümüze evet. başvurabilir. Ya da iş mahkemesi onun için ayrı bir dava açabilir. Hizmet evet. tespit davasından evet. sonra. Ücret alacak davası açabilir. Serdar Bey, şimdi sizin mahkemeniz devam ediyor. Şimdi bu mahkeme ile devam ederken siz aynı zamanda Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne yazılı dilekçe verin. Oradan ilgili müfettiş arkadaşlar ya da ilgili memurlar sizin orada çalıştığınızı tespit edecekler. Onunla ilgili belgeler isteyecekler sizden. Onu tespit ettiklerinde işverene tebligat çıkarırlar bu ücretin ödenmesiyle ilgili. Şayet işveren ödemediği takdirde de iş mahkemesine dava açmak suretiyle de bu 18 günlük ücretinizi alabilirsiniz. Özgür Bey, müfettişlere Sosyal Güvenlik Kurumu'na ben başvurdum. Nasıl? Çalışmadık beyanını göstermiş. Hiç çalışmadık. Tanımıyorum gibisinden. Şimdi tabii işveren sizi orada çalışmadı diye iddia edecek. Tanımadığını iddia edecek. Ama darpa sebebi olan konu neydi? Onu ispatlaması gerekiyor. O iş yerinin yakınında başka çalışanlar vardır. O iş yerinin yanında başka iş yerleri vardır. Sizin orada çalıştığınızda onlar da şahitlik edebilirler. İş yerinizle birlikte çalıştığınız diğer arkadaşlarınız sizin orada çalıştığınızı teyit edebilirler. O işveren tarafından
İşte günlük iş yerine giriş çıkışlarda kart uygulaması vardır veyahut da diğer takip yöntemleri vardır. Bu deliller elinizde varsa çalışma müdürlüğüne bunları da sunabilirsiniz. Tamam Serdar Bey. Tamam. İyi akşamlar. Tabii, Serdar Bey evet, çalıştığını ispat ettikten sonra eğer iş yerinden haksız olarak çıkarılmışsa evet. 18 gün çalışmasına rağmen 14 günlük ihbar tazminatı da alabilir. Evet. Öyle de bir hakkı var. Haksız fesih nedeniyle. Haksız fesih söz konusu. Yani işveren tarafından haklı bir neden olmadan işten çıkarılmışsa evet. Serdar Bey darp edildiğini söylüyor. Gerçekten de durum böyleyse 2 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatına daha kazanabilir. Evet, bunu da ilave olarak Serdar Bey'e söylemiş olalım. Şimdi ücret dedik. Hangi statüde çalışanlar ücretlerini alamadıklarında bu haklardan yararlanabiliyorlar? Yani bunun işte iş güvencesi kapsamında olan, olmayan ya da iş güvencesi kapsamı dışında olanlar da aynı diğer çalışanlar gibi bu haklardan eşit şekilde yararlanabiliyorlar mı? Tabii iş güvencesi kapsamında olsa da olmasa da bu çalışanlar bu haklardan yararlanabiliyor. İsterseniz iş güvencesini ben biraz açayım. Bu da uygulamada çeşitli sorunlara sebep oluyor. Evet, iş güvencesiyle ilgili konumuz var ama iş güvencesine devam edebiliriz. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı konular. Evet, iç içe geçmiş konular evet. Diyelim. Çalışanlarımız çoğunlukla şöyle düşünüyor. Ben iş güvencesine sahip olduğum için işveren beni işten çıkaramaz. Ben istediğimi yaparım. Beni işten çıkarsa bile ben işe iade davası açıp gelip çalışabilirim şeklinde bir düşünce var. Evet. Şimdi çalışanlarımızın önce şuna bakması lazım. İş güvencesi kapsamında mı değil mi? Ona bakması lazım. Ondan sonra bu tür yollara başvurması lazım belki. Şimdi iş güvencesi işçinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işveren tarafından işten çıkarılmamasıdır. Haklı sebep dediğimiz nedir? İş kanunumuzda bu maddeler halinde sayılmış. Evet. Ahlak ve iyi niyet kuralları dediğimiz haller. Örneğin bir işçi bir ay içerisinde 3 gün işe gelmezse iş sözleşmesi işveren tarafından haklı olarak fesh edilebilir. Geçerli sebebi örnek olarak da işçinin iş yerinde çalışan arkadaşlarından boş para istemesi, çok telefonla konuşması bunlar da geçerli sebep. Geçerli sebeple haklı sebep arasındaki farka gelince haklı sebepler daha ağır sebepler. Yani işveren tarafından işten çıkarıldığı zaman herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu değil. Geçerli sebeple bir işçi işten çıkarıldığı zaman işverenin tazminatları ödemesi gerekiyor. Nedir evet. Bu tazminatlar? İhbar tazminatı ve kıdem tazminatını işverenin ödeyip çıkarması gerekiyor. Geçerli nedenle işveren işçi çıkarırken bunun sonuçları da bazen işe iade ile sonuçlanabiliyor. Geçerli nedenle çıkarmaların geçerli da? Geçerli nedenle çıkarıldığı evet. Zaman. Bir işçinin geçerli nedenle işten çıkarılabilmesi için muhakkak surette o işçinin iş güvencesi kapsamında olması gerekiyor. İş evet. Güvencesi kapsamında değilse geçerli nedenle işten çıkarma söz konusu olmaz. Şimdi iş güvencesinin kapsamına gelelim. Kapsamı derken hangi işçiler iş güvencesi kapsamında evet. Yer alıyor? Kimler yer alıyor? Birinci koşulumuz bir işçinin iş yerinde iş güvencesinden yararlanabilmesi için çalışmış olduğu iş yerinde 30 işçinin çalışması lazım. 30 ve üzerinde işçinin çalışması lazım. Şimdi bu 30 sayısına bir iş yerinde çalışan işçiler mi dahil? Hayır. Aynı işverenin Türkiye sınırları içerisinde aynı iş kolunda çalıştırdığı diğer iş yerlerindeki işçiler de dahil ediliyor. Örneğin İstanbul'da metal iş kolunda bir işveren 20 işçi çalıştırıyorsa Ankara'da da aynı iş kolunda 10 işçi çalıştırıyorsa biz aynı iş kolundaki aynı işverene ait işçilerin sayısını topluyoruz. Eğer bu sayı 30 ediyorsa diyoruz ki burada iş güvencesi hükümleri geçerli. Uygulanabilir diyoruz. Uygulanır diyoruz. Uygulanır. İkinci koşulumuz işçinin kıdeminin en az 6 ay olması lazım. Yani işçi iş güvencesi kapsamında olabilmesi için çalışmış olduğu iş yerinde 6 aylık kıdeminin olması gerekiyor. Üçüncü koşulumuz işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması gerekiyor. Yani belirli süreli iş sözleşmesiyle bir kişi çalışıyorsa iş güvencesi kapsamı dışında yer alıyor. Son koşulumuz işçinin işveren vekili olmaması. İşveren vekili olmaması derken iki tane koşulumuz var burada da. Birincisi iş yerinin bütününü sek ve idare eden işveren vekili
ve yardımcısı olmaması lazım. Bunlar kimler? Bir işletmenin genel müdürü ve genel müdür yardımcısı statüsünde olmaması lazım, evet, çalışanın. Örneğin bir iş yerinde genel müdür ve genel müdür yardımcının altında muhasebe müdürü, personel müdürü, işte ihracat müdürü, ithalat müdürü gibi müdürler varsa bunlar iş güvencesi kapsamında yer alıyor. Bir koşulumuz da iş yeri bazında getirilen bir işveren vekilli olmaması koşulu var. Eğer bir iş yerinde, örneğin bir fabrikada fabrika müdürü o fabrikanın bütününü sek ve idareye yetkili ise, bir de işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi var ise, burada da fabrika müdürleri iş güvencesi kapsamı dışında yer alıyor. Şöyle bir şey olsaydı, iş yerinin bütününü idare ediyor fabrikanın ama fabrika müdürü, işçiyi işe alma ya da işten çıkarma yetkisi yoksa bu durumda iş güvencesi kapsamında yer alıyor. Bunlar da önemli ayrıntılar. Yani işveren vekili sayılmıyor bu durumunda. Evet. Yani işveren vekili sayılabilmesi için hem fabrikanın tamamını sevk ve idare edecek, iş güvencesi kapsamında yer alabilmesi için, yararlanamaması için ya fabrikanın tamamını sevk ve idare ediyor olacak, hem de aynı zamanda birlikte, evet, işçi alım ve işçi çıkarım işlemlerinde yetkisine de sahip olacak. Bu iki yetki de varsa iş güvencesi kapsamı dışında yer alıyor. Yani iş güvencesinin kapsamından yararlanamıyor. Evet. Evet. Bir de 30 sayısında işçilerimiz şundan da bazen yanlış sonuçlara varıyor. İş ona, yerinde... Ona geleceğim Arif Bey. Hattımızda Salih Bey var. Salih Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Düzeltiyorum, Tahsin Bey. Evet, iyi akşamlar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Ben 1962 doğumluyum. 1963, evet. 62 doğumluyum. Evet. 1990'da Bağbur girişim var. Evet. 12. basamaktayım. Evet. 18 yıl, 8 ay, 12 gün Bağbur. Ne kadar? 18 yıl, 8 ay, 12 gün. Evet. 145 günde sigortalılığım var. Evet. Ben askeri giymedim. Sakatlığımdan dolayı ben nereden rapor alırım ve ne zaman emekli olurum? Şimdi sizin emeklilik şartlarınız sigortadan daha kolay. Sigortadan emekli olduğunuz takdirde daha kolay. Şimdi siz öncelikle vergi dairesinden bir indirim belgesi alın. Sakatlık indirim belgesi. Evet. Oranınız kaç? Oran daha henüz bir rapora müracaat etmedim. Daha henüz müracaat etmediniz. Evet. Şimdi oranınızı alın. Oranı aldıktan sonra, raporu aldıktan sonra eğer %60 ve üzerinde bir rapor gelirse 15 yıl 3960 gün sayısıyla Bağkur'dan emekliliği hak ediyorsunuz. Eğer %50 ile 59 arasında olursa da 16 yıl 4320 günle, 40 ile 50 arasında gelirse de 18 yıl 4860 günle emekli olabilirsiniz. Evet. Ama Bağkur sigortadan emeklilik şartları tabii ki Bağkur'a oranla daha avantajlı. Alacağınız maaş olarak daha avantajlı. Evet. Sigortalı çalışma imkanınız varsa bunu 1261 güne tamamlayıp sigortadan emekli olmanız daha avantajlı diye söyleyebilirim. Ben rapor alarak mı emekli olayım yoksa 1260 günden mi emekli olayım? Şimdi zaten 1260 günden tamamladığınızda sigortadan yine engelli olarak emekli olabilirsiniz. Engelli olarak. Evet. Ben buna maliyeye gideceğim, vergi indirim raporu alacağım tekrar. Evet. Maliyeden vergi indirim belgesi alacaksınız. Oldu. Peki. İyi akşamlar çok efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet. Şimdi yine bu iş güvencesi kapsamında bizim taşeron işçilerimiz var. Arif Bey. Taşeron işçileri de bu iş güvencesi kapsamında değerlendirilebiliyorlar mı? Taşeron işçileri de iş güvencesi kapsamında değerlendirilebiliyor. Burada şöyle bir ayrım var. Asıl işverenin işçi sayısına dahil edilmiyor. Taşeron işçileri kendi çalıştığı işverenlerin işçi sayısına dahil ediliyor. Örneğin diyelim ki burada bir asıl işveren var. Asıl işverende
40 kişi çalışıyor. Taşeron'da da 20 kişinin çalıştığını düşünürsek, yani şöyle bir şey yapmıyoruz. Asıl işverenin 40 işçisi artı 20 taşeroncusu 60. Burası iş güvencesi kapsamında da değil, bir değerlendirme yapmıyoruz. Taşeron'u kendi içinde değerlendiriyoruz. Taşeron'un 20 işçisi var ise, taşeron'un çalıştırdığı iş kolunda Türkiye genelinde başka bir iş yeri de yok ise, diyoruz ki buradaki taşeronda 20 işçi çalıştığı için bu taşeronda çalışan işçiler iş güvencesi kapsamında yer almaz diyoruz. Evet. Şimdi taşeronluk konusunda her alanda hem çalışan açısından hem mevzuat açısından bir takım sıkıntılarımız var. Bunları hep yaşıyoruz. Uygulamada da bunları görüyoruz. Şimdi taşeron bu iş güvencesi kapsamına şöyle itirazı var. Şöyle bir savunma mekanizması geliştirmiş. Ben diyor örneğin A isimli işverenin altında bir alt taşeronum. Onun SSK sicil numarasının altında bir numaraya sahip bir alt taşeronum. Ben burada çalıştırdığım örneğin 20 işçiyi ben sadece bu iş yerinde bu işleri yapmak için işe aldım. Oysa benim örneğin Ankara'daki iş yerimde çalışanlar benim daimi işçilerimdir. Bunların sayısı da 30'dan fazladır. Bunlar zaten iş güvencesi kapsamındadır ama İstanbul'daki ya da Adana'daki veyahut da bir başka ildeki çalışan veya aynı ildeki çalışan başka bir işverenin altındaki taşeronluğunu iş güvencesi kapsamında olduğuna itiraz ediyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani şimdi bir işverenin sabit bir iş yeri var. Evet, kendine ait bir iş yeri var. Evet, orada işçileri çalışıyor. Bir dükkanı var, bir atölyesi var veya bir fabrikası var. O işveren aynı zamanda da başka bir yerde de alt işverenlik, taşeronluk yapıyor. Evet, bu işçileri aynı o fabrikasında çalıştırmaya devam ediyor. Kendi iş yerinde, atölyesinde, fabrikasında çalıştırmaya devam ediyor. Ama aynı işveren, bu fabrika sahibi yapmış olduğu, üretmiş olduğu malı montaj için bir başka işverenin altında alt taşeron olarak çalışıyor. Oraya da o montaj işi için de dışarıdan geçici olarak sadece o işi yapmakla mükellef işçiler almış. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesi yapmış da olabilir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmış da olabilir. Yani bu günümüz taşeronluk uygulamalarında çok karşılaştığımız bir durum olduğu için özellikle bunu aydınlatmak istiyorum. Bu dışarıda çalıştırdığı işçiler 20 kişi bu durumda iş güvencesi kapsamı dışında mı olmalı? Yoksa aynı işverenin bir başka ildeki veya aynı ildeki sabit iş yerinde çalışanlarla aynı sayıya mı dahil edilmeli? Hep bu tartışılan bir konu. Bunu bir türlü çözemiyoruz. Her iki noktada da hep bir itilaf durumu söz konusu oluyor. Bunu nasıl ayırmamız gerekiyor mevzuat açısından baktığımızda? Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Evet. Konuşmamızın başında iş güvencesine giderken metal sektörünü örnek verdim. Bunda da diyelim tekstil sektörünü örnek verelim. Evet. A işvereni kendine ait iş yerinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde 20 işçi çalıştırıyor ise aynı A işvereni bir B işvereninin yanında da 10 kişi çalıştırıyorsa bu çalıştırdığı kişiler de yine tekstil işiyle iştigal ediyorsa yani kendine ait iş yeriyle taşeron olduğu iş yerinde çalıştıkları işçiler aynı iş kolunda yer alıyor ise bu durumda bu taşeron diye nitelediğimiz bir de kendi iş yeri olan işverenin yanında çalışan işçilerin sayısı 30'u bulduğu için bunlar iş güvencesi hükümlerinden yararlanır. Yani geçici olarak oraya işte atıyorum 2 yıllık bir iş için almış olsa da bunlar kendi sabit fabrikasında çalışan işçiler gibi işçilerle birlikte sayıya dahil ediliyor. Evet. O sayı dahil sayı bakımından öyle ama yaralanma bakımından diğer koşullara da bakmamız lazım. Şimdi izleyicilerimizde yanlış bir algı bırakmayalım. Evet. İşte 6 aylık kıdem, belirsiz süreli sözleşmesine göre çalışma, işveren vekili olmama gibi hususlarında tabii onlar, var olduğunu sayarak biz de evet, o sayı onlar tabii devam ki ediyoruz. Ayrı ayrı ele alınması gerekiyor ama esas temel sorun sizin ifade ettiğiniz gibi sayıya dahil edilip edilmemesi noktasındaydı. Bunu da aydınlatmış, açıklamış olduk. Şimdi genel çalışma sürelerinden bahsederken işin bir ayağı da bu genel çalışma sürelerinin dışına çıkan fazla çalışma süreleri, fazla mesailer bunlar söz konusu oluyor. Şimdi
bazı iş yerlerinde özel koşullar nedeniyle veyahut da toplu iş sözleşmeleriyle haftalık çalışma saati 45 saat dedik. Bu 45 saatin altında değerlendirilebiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda bütün çalışma sürelerimiz 45 saat olarak ele alınıyor. Şimdi bu 45 saatin üzerine çıkıyor ise bir çalışan ya da günlük 7,5 saatin üzerinde fiili olarak çalışılan 7,5 saatin üzerinde fiili olarak çalışmalar devam etmiş ise burada mesai uygulaması nasıl yapılmalı? Haftalık 45 saatin üzerine çıkan sürelerde fazla mesai uygulaması nasıl yapılmalı? Bir de bir işçiyi, çalışanı ayda ne kadar, yılda ne kadar fazla mesai yaptırabiliriz? Ne kadar fazla çalıştırabiliriz? Bunun mutlaka bir yasal dayanağı da olmalı. Velev ki diyelim ki bir iş yerinde ya da bir iş kolunda işin gereklerinden dolayı daha fazla çalıştırılmak gerekti. İşverenler bu durumda ne yapmalılar? Yani bu işçilere fazla mesai ücretini nasıl ödemeliler? Çünkü yasal sınırının da dışına çıkmış oluyorlar. Buradaki uygulamaları niye göre belirlemeliler? Fazla çalışma uygulaması bizim mevzuatımızda haftalık olarak tespit ediliyor. Günlük fazla çalışma diye bir durum söz konusu olmuyor. Evet. Haftalık genel çalışma süremiz 45 saat. Bir işçi bir hafta boyunca 45 saat çalışmışsa fazla çalışma ücretini hak kazanamıyor. 45 saati geçmiş ise 50 saat çalışmışsa biz diyoruz ki bu işçimiz haftada 5 saat fazla çalışma yaptı diyoruz. 5 saatlik ücreti ek olarak ödüyoruz. Ödediğimiz ek ücreti de saat başına %50 zamlı olarak ödüyoruz. Evet. Diyelim ki bizim saat başına ücretimiz 1 liraysa saat başına 1,5 lira olarak ödüyoruz fazla çalışma ücretini. Şimdi biz herkese fazla çalışma yaptırabilir miyiz? Yani bir ya da bir işçiye fazla çalıştırma yaptırabilmek için ne yapmamız lazım? Bu da özellikle hem çalıştıran hem çalışan yani işçi ve işveren yönünden sorun teşkil ediyor. İşçi diyor ki ben fazla çalışma yapmak istemiyorum diyor. İşveren evet. diyor ki ben fazla çalışma yaptırmak istiyorum diyor. Böyle bir durumda ne yapılması gerekir? Yapılması gereken şey şu. Biz fazla çalışma yaptırmak istediğimiz işçinin muhakkak surette onayını almamız lazım. İşçi işverene yazıyla başvurarak yazılı olarak olması gerekiyor bunun. İşte ben 2011 yılı için fazla çalışma yapmayı kabul ediyorum demesi lazım. Bu onayın da her yıl yenilenmesi lazım. Her yıl başında yenilenmesi lazım. Eğer biz bu onayı almamış isek veya alıp da her yıl yenilememiş isek işçimiz iş sözleşmesini tek taraflı olarak fesheder. Çalışma süresi de kıdem tazminatı almaya uygunsa yani bir yıl ve üzerindeyse kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Yani şunu mu anlamalıyız Arif Bey? İşveren bir çalışanı için yıl başında ya da o sene içerisinde bakanlık ilgili çalışma müdürlüğünden müsaade alması gerekiyor. Yani işçinin onayını alması gerekiyor. Bunu şöyle diyelim, 1475 sayılı kanun döneminde dediğiniz evet. gibi Çalışma Bakanlığı bölge müdürlüklerinden izin alma uygulaması var idi. Yani bütün çalışanların geneli için mi? Geneli için alınması gerekiyordu. Bu 4857 sayılı yeni iş kanunumuzla bu uygulama kalktı. Evet. Bu uygulama çeşitli kırtasiyeciliğe sebep oluyordu, işlerin uzamasına sebep oluyordu, bürokratik engeller bazen oluşabiliyordu ya da süre uzayabiliyordu. Bunun önüne geçebilmek için 4857 sayılı yasada bu kalktı. Evet. Bunun yerine bu ikinci dediğiniz işçinin onayı sistemi geldi. Yani sadece yani işçinin sadece onayı yeterli oluyor. İşçinin onayı yeterli oluyor. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Peki biz bir işçiye yılda ne kadar fazla çalışma yaptırabiliriz? Yıllık fazla çalışma yaptırabilme süremiz maksimum 270 saat. 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptıramıyoruz. Bu 270 saat iş yerleriyle ilgili bir sınırlama değil. İşçiye getirilen bir sınırlama. Diyelim ki burada 5 işçimiz çalışıyorsa, kameraman arkadaşlar siz biz burada işçi olarak çalışıyor isek, 5 işçi olduğumuzu düşünürsek, 270'i 5'e bölerek işte her işçi başına şu kadar fazla çalışma yapacağız diye bir durum söz konusu değil. Her işçimiz için 270 saat öngörülmüş. Evet. Bu da çok karıştırılan bir konu oluyor. 10 işçi çalışıyorsa burada işverenler şöyle algılıyor bunu. 270 saatlik fazla çalışmayı ben en fazla 10 kişiye bölüyorum. İşte bir işçi 10 saatten fazla çalıştırma yaptıramıyorum gibi bir evet. Ya da 27 saatten fazla çalıştırma yaptıramıyorum gibi bir algı ortaya çıkıyor. Evet. Fazla mesai konusuna devam edelim Arif Bey. Hattımızda Ardahan'dan Engin Bey var. İyi akşamlar Engin Bey.
İyi akşamlar Özgür Buyurun. Bey. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim yeni için. Sağ olun. Özgür Bey, 1980'da Haziran ayında işe başlanacağım var. Evet. Vatandaş bizim primimizi ödememiş. Evet. Biz bunu iş mahkemelerine verdik. Yaklaşık 1,5 senedir devam ediyor. Mahkemenin sonucu Yargıtay'a gönderdik. Henüz bir cevabını alamadık. Yerel mahkemede davayı kazandınız mı Engin Bey? Hayır, buradan kazanmadık. Ben temize gönderdim. Daha cevabı gelmedi 1,5 yıldır. 1985'in 4. ayın 29'unda tekrar işbaşı yapmışım. Halen devam ediyorum. Evet. Ne zaman emekli olabiliriz? 1966, 1. ayın 1'i. 85'in 6. ayının 1'i dediniz değil mi? Yok. 4. ayın 29'unda işbaşı. 4. ayda. 1985'in dördüncü ayına göre 25 yıl 48 yaş 5225 gün sayısıyla emekli olabilirsiniz. 48 yaş 5225 gün sayısıyla emekli olabilirsiniz. Şimdi bu 84'teki sigortanız 85. 85 yılında başladınız. Evet, tekrar. Ya, az önce söylediğiniz 84 dediğiniz 84 değil Rüzgü Bey. 85'te tekrar başladı. 80'de mahkeme açtık. Ha, mahkeme devam ediyor. Sigortalı, evet, devam sigortalı ediyor. Yapılmadığınız için siz sigortalı hizmet tespit davası açtınız. Evet. Hizmet tespit davasını kazandığınız takdirde, lehinize sonuçlandığı takdirde sizin sigorta başlangıcınız 84'e çekilmiş olacak ama gerek yaş şartı olsun, gerekse hizmet süresi olsun, prim gün sayısı olsun değişmiyor. Aynı prim gün sayısı 5225'i tamamladığınızda 48 yaşınızda emekli olabilirsiniz. Özgür Bey, 84 diyorsunuz. Biz 80 asıl başlangıcımız. 80 için dava açmışım. 80 için mi? Evet. Tabii 80 için dava açtıysanız 23-11 yani Kasım ayının 23'ünden önce ise başlangıcınız 45 yaş 45 yaş 5000 günle emekli olabilirsiniz. Engin Bey. Teşekkür ederiz efendim. Peki, sağ olun. İyi akşamlar efendim. Şimdi Arif Bey, fazla mesai ile ilgili tabii çok sayıda soru da geliyor bize. Konuları da çok fazla. Şimdi fazla mesai ücreti ödenmediği takdirde çalışan işveren aleyhine dava açıyor. Bunu belgelemesi gerekiyor. İşveren bu noktada davaya konu olabilmesi için öncelikle işveren açısından olaya bakmak istiyorum. Davaya konu olabilmesi için fazla mesai yaptırdığı işçilerin ücretini nasıl belgelemesi gerekiyor? Maaş bordrosunda fiili olarak göstermesi gerekir mi? Ya da fazla mesai ücretleri farklı ücretler adı altında da çalışanlara ödenebilir mi? Bu durum karşısında işveren kendisini nasıl savunabilir? Fazla mesai ücretlerinin de normal ücretler gibi ücret bordrolarında, ücret hesap pusulalarında gösterilmesi gerekiyor. Özellikle ücret hesap pusulasında ayrı ayrı sütunlarda gösterilmesi gerekiyor. Evet. Saat olarak belirtilmesi gerekiyor. Saat karşılığında ne kadar ücreti hak ettiğinin belirtilmesi gerekiyor. Bir de işçilerin ne kadar fazla çalışma yaptıklarının tespiti önemli. Bazı durumlarda işçi fazla çalışma yaptığını iddia ediyor. İşveren yaptırmadığını iddia ediyor. Evet. Her iki tarafta sorun yaşıyor. Buradaki sorunun temel kaynağı işçi ile işverenin iş sözleşmesi yapmamalarından kaynaklanıyor. Yani işçiyle işveren oturup çalışma koşullarımız şudur demedikleri için çeşitli sorunlar yaşanıyor. Burada işverenlerimizin yapması gereken şey şu, iş sözleşmeleriyle ne kadar fazla çalışma yapacakları, nasıl yapacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Evet. Buna ek olarak da puantaj gayde dediğimiz işe devam çizelgeleri tutmaları gerekiyor. Bu devam çizelgelerini ileride herhangi bir sorun çıktığında kullanılmak üzere her iki taraf için işçilerin imzasının alınması gerekiyor. Aynı puantaj kaydının altına işveren ya da işveren vekilinin de imza atması gerekiyor ki herhangi bir uyuşmazlık çıktığı anda karşılıklı olarak birbirleri için delil teşkil etmesi açısından. Evet. Bizim çalışma hayatımızdaki sorunların birisi de işçi ve işveren yönünden kayıt sisteminin düzgün olmaması. Bunları kayıtlara yansıtamadığınız zaman uygulamada çeşitli sorunlar çıkıyor. Hak kayıplarına sebep olunuyor. Fazla çalışma ücretleri de aylık ücretler gibi eğer iş yerinde çalışan sayısı
10 ve üzerinde ise bankalar aracılığıyla ödenmesi gerekiyor. Aynı normal ücretler gibi. Evet. Eğer 10 kişiden az çalıştırıyor isek biz bu durumda banka aracılığıyla ödememize gerek yok. Ama istersek de ödeyebiliriz. Buna engel bir şey de yok. Evet. Bu 10 sayısı nasıl tespit ediliyor? Onu da açıklamakta fayda var. 10 sayısı işverenin Türkiye genelindeki bütün iş yerlerinde çalıştırmış olduğu işçileri toplayarak buluyoruz. Evet. Örneğin İstanbul'da bir işverenin 5 işçisi varsa, Erzurum'da 2 işçisi varsa, Adıyaman'da da 3 işçisi varsa hepsini topladığımız zaman 10 sayısını elde ediyoruz. Bu durumda bu işveren İstanbul'da, Erzurum'da ve Adıyaman'da çalıştırdığı bütün işçilerinin ücretini banka aracılığıyla ödemesi gerekiyor. Evet. Evet, fazla mesai de bu şekilde açıkladıktan sonra hiç konuşulmayan bir konu Arif Bey. Kapıcı diye tabir ettiğimiz apartman görevlileri. Bununla ilgili çalışan sayısı çok fazla. Yani apartman görevlisi olarak çalışanlarımız bir hayli. Hemen hemen olarak, bütün apartmanlarda, evet, bütün apartmanlarda görevli var. Doğru, eskiden kömür yakma dönemlerinde çok daha fazlaydı ama şimdi olay biraz daha profesyonelleşti, biraz daha kapsamı daraltıldı ama yine de çok sayıda apartman görevlisi var. Bunları biliyoruz. Şimdi bunların çalışma usulleri, esasları önemli. Bu konuyla ilgili de zaman zaman bu görevde bulunan apartman görevliler her kesimle ilgili konuşuyorsunuz ama kapıcıları yani apartman görevlilerini bizleri hiç konuşmuyorsunuz diye bize dert yanıyorlar. Bu akşam hazır sizi de yakalamışken bununla ilgili sizin de önemli çalışmalarınız var. Evet. Kapıcı dediğimiz yani apartman görevlerinin çalışma hayatındaki durumu nedir? Apartman görevlileri hangi konumda ele almak gerekiyor? Bunların çalışma mevzuatları nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Diğer detaylarına adım adım ilerleyelim. Kapıcılık da iş kanunu kapsamında olan bir konu. Yalnız kapıcıların çalışma koşulları ve mevcut durumları diğer çalışanlardan biraz farklılık arz ediyor. Onun için iş kanununda kapıcılarla ilgili konut kapıcıları yönetmeliği adı altında bir yönetmelik çıkarıldı. Buna göre çalışma koşulları belirleniyor. Aslında diğer işçilerle aynı. Bunlardaki farklılık şuradan kaynaklanıyor. Kapıcıların oturduğu ve çalıştığı mekan aynı olduğu için evet. Burada daha çok sorunlar yaşanıyor. İşte kapıcı diyor ki ben 24 saat bir hizmet yapıyorum diyor. Evet. Yani özellikle onu sormak istiyorum. Çalışma süreleri. Evet, apartman yönetimi de şunu söylüyor. Hayır efendim diyor. İşte sabah 1 saat çalışıyor, öğlen 1 saat çalışıyor, akşam da 1 saat çalışıyor. Toplam 3 saat çalışıyor. Bu konuda gerçekten çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Örneğin apartman yöneticisi diyor ki, efendim diyor benim apartman doğalgaza geçti diyor. Kombi sistemi var diyor. Eskiden diyor kalorifer sistemi vardı diyor. Evet. Kapıcım diyor sadece temizlik hizmeti yapıyor diyor. Ben bakkala bile göndermem diyor. Şimdi bu gibi durumlarda kapıcının çalışmasını nasıl tespit edeceğiz? Hangi yollara başvuracağız? Önem arz ediyor. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de hemen hemen bütün apartmanlarda kapıcı var ya da kapıcı adına kapıcı denmese bile bir temizlik görevlisinin gelip işte bir saat, yarım saat apartmanı temizleyip gittiğini hemen hemen görebiliyoruz. Ve kapıcılar için yapılması gereken şey şu. Önce bir iş sözleşmesi yapmamız gerekiyor. Bu iş sözleşmesinde kapıcımızın hangi saatlerde hangi işi yapacağını açık bir şekilde yazmamız gerekiyor. Yani her şey tanımlanması gerekiyor. Tanımlanması gerekiyor. Biz kapıcımızı örneğin pazara gönderecek miyiz? Bakkaldan ekmek aldıracak mıyız? Ya da başka bir iş yaptıracak mıyız? Sözleşmemizde ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu düzenlemediğimiz zaman kapıcı da işte ben apartmanda ikamet ettiğim için işte sabahın 7'sinden gecenin 1'ine kadar sürekli servis hizmetleri yapıyorum dediği zaman burada apartman yönetimleri açısından çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntılardan evet. Bir tanesi fazla çalışma. Bir diğeri hafta tatili durumu ortaya çıkıyor. İşte biz kapıcımıza hafta tatili vermediğimiz zaman hafta tatili ücreti ödememiz gerekiyor.
Hafta tatili ücreti de normal ücretin bir kat fazlası. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, dini bayramlar olsun, işte 1 Ocak, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi bayramlar olsun, ulusal bayramlar olsun, buralarda da çalıştırdığımız zaman kapıcımıza bir kat fazlası da ücret ödememiz gerekiyor. Bütün bunların hepsini nerede belirleyeceğiz? İş sözleşmesinde belirleyeceğiz. İş sözleşmemizde belirlemezsek ne olur? Belirlemezsek işçimiz ya da kapıcımız daha doğrusu dava açtığı zaman apartman olarak sıkıntıya girebiliriz. Ya da kapıcı dava açtığı zaman ispat yönünden sıkıntıya girebilir. Apartmanlarda çalışma koşulları yönünden büyük bir sıkıntı var. Evet. Şimdi bir diğer konu da kapıcının oturduğu daireyi biz kapıcıya... Arif Bey, isterseniz o konuya girmeden hattımızda Recep Bey var. İyi akşamlar Recep Bey. İyi akşamlar abicim. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Sağ olun. Benim bir sorum vardı. Buyurun. Ben 5-05-20-1968 doğumluyum. Evet. Ben şu anda taksicilikle esnafım. 1989'dan beri bağkurluyum. Evet. Şimdi ben işi bırakmadan sigorta geçebilir miyim yani? Tabii sigortaya geçebilirsiniz. Yalnız şu şekilde, bir başka işverenin yanında sigortalı olarak gözükmeniz gerekiyor. Ama işim yine devam edebiliyor yani. Efendim? İşim aynı taksit. Tabii devam edebilir. Ticari hayatınız devam edebilir. Bir başka işveren yanında sigortalı olarak çalıştığınız takdirde sigorta evet. mevzuatına tabi olursunuz. Bunun için de son emeklilikten önce son 3,5 yıl yani 1260 günden bir gün fazla çalıştığınız takdirde sigortalı olarak sigorta mevzuatına göre emekli olursunuz. Sigortadan olabilir miyim yani? Tabii efendim? Olabilirsiniz. Ya bu zamana kadar bir fiil Bağkur yatırdım yani. Olsun. Geri kalan sürenizi yani emekli olmanıza 3,5 yıl kala evet. sigortalı bir işe girip çalıştığınız takdirde sigorta evet. mevzuatına göre emekli olabilirsiniz sigorta mevzuatından. Bugün bizim bir arkadaş aynısını yapmış mesela sosyal sigorta kurumuna gitmiş vergiden düşmeniz gerekir demiş. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Siz sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda 1261 gün sayısını da bulduğunuzda sigorta mevzuatına göre emekli olabilirsiniz. Teşekkür ettik efendim. Evet. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Akşamlar efendim. Evet Arif Bey, kapıcılara devam edelim kaldığımız yerden. Kapıcılarla ilgili bir diğer konu da kapıcı dairesinin kapıcıya ücret karşılığı mı verileceği yoksa ücretsiz mi verileceği? Bu evet. çok sorulan sorulardan bir tanesi. O da mesela örneğin tazminat konularında da çok gündeme geliyor. Kapıcının dairesi, oturduğu daireye ilişkin ücret kıdem tazminatında dikkate alınacak mı, alınmayacak mı diye çok sorulan bir soru. Evet, aynen dediğiniz gibi kapıcıya görevi sebebiyle biz kapıcılık dairesini vermişsek oturması için kira isteyemiyoruz. Ancak şöyle bir durum söz konusu, kapıcının iş sözleşmesini biz haksız olarak feshettiğimiz zaman, biz derken apartman yönetimi olarak haksız olarak feshettiğimiz zaman ya da kapıcı kendisi iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği zaman kapıcının kıdem tazminatına ücretsiz verdiğimiz kapıcı dairesinin emsal kira bedeli hesaplamaya, kıdem tazminatının hesaplanmasına dikkate alınıyor. Hmm. Örnek vermek gerekirse biz kapıcımıza 1000 lira veriyor isek aylık ücret olarak evet. Kapıcının oturduğu dairede İstanbul'dan bir örnek verelim. Kadıköy'de ise bunun da aylık emsal kira bedeli 500 liraysa biz kıdem tazminatını hesaplamamız için 1000 lira artı 500 dememiz lazım. Kapıcının kıdem tazminatını 1500 lira üzerinden hesaplamamız gerekir. Dolayısıyla bu uygulamada fazla bilinen bir şey değil. Evet. Özellikle bu konu çok soruluyor çünkü yönetici şunu iddia ediyor. Ben diyor zaten diyor dairemde oturtturdum. Apartmanımın dairesinde, kapıcı dairesinde oturttum. Herhangi bir kira almadım. Ben niçin tazminat hesaplamasında kira bedelini koyup hesaplama yapayım diye böyle ikilemli sorularla karşılaşıyoruz, cevaplarla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle diyenler de var, işte böyle mantıksızlık olur mu? Evet, yani bedava verdiğim bir şeyin kıdem tazminatını niye ben ödeyeyim? Evet. Böyle bir düzenleme mi olur, böyle bir şey mi olur diyenler de zaman zaman bize geliyor.
Şimdi hazır kıdem tazminatından açılmışken kapıcılarla ilgili bir diğer konu, kapıcının elektrik parası ödeyip ödemeyeceği, su parasını ödeyip ödemeyeceği, ısınma giderlerini, doğalgazı ödeyip ödemeyeceği de çok sorulan bir soru. Evet. İşte ben kapıcının elektrik parasını ödemek zorunda mıyım diyor apartman yönetimi ya da bir kat maliki. Bir diğeri diyor ki işte ben su parasının %50'sini ödüyorum ama diğerine karışmıyorum diyor. Evet. Şimdi bunlarda çözüm yolu şu. Kat malikleri kapıcının elektrik, su, doğalgaz giderini ödemek zorunda değil. Ancak iş sözleşmesinde böyle bir hüküm varsa, kapıcının elektrik, su ve diğer ısınma giderlerini apartman yönetimi yani kat malikleri öder şeklinde bir düzenleme var ise apartman yönetimi bunu ödemek zorunda. Evet. Bu ödediği miktarların da yıllık ortalamasını aylığa çevirerek kıdem tazminatının hesaplanmasını esas ücrete dahil etmesi lazım. Deminki örneğimizde olduğu gibi 1000 lira brüt ücret aldığını düşündük kapıcının. Dedik ki 500 lirada kira ödemeden oturduğu kapıcı dairesinin emsal kira bedeli 1500 lira. Aylık ortalama elektrik, su ve ısınma giderlerinin de 200 lira olduğunu düşünürsek 1700 lira eder. Dolayısıyla kapıcının tazminatı 1700 lira üzerinden hesap edilmesi gerekiyor. Şimdi apartman yönetimleri şöyle düşünüyor. Diyor ki efendim diyor ya nasıl olur da diyor biz kendi ödediğimiz ücretin bir de kıdem tazminatını öderiz diyor. Böyle evet. Bir şey var mı diyor. Mevzuat bu şekilde. Evet. Burada eğer iş sözleşmesinde bir hüküm yoksa yani elektrik su giderlerini kimin ödeyeceğine ilişkin iş sözleşmesinde bir düzenlememiz yok ise fiili durumda sözleşme olmamasına rağmen apartman yönetimi tarafından kapıcının elektrik ve su gideri karşılanmışsa, ödenmişse bunların parası, dolayısıyla biz bu fiili durumu da değiştiremiyoruz. Aynen yazılı sözleşme var gibi uygulamamız gerekiyor. Eğer bunu uygulamaz ise kapıcı yönünden iş sözleşmesini haklı olarak feshetme durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunların hepsinin sözleşmelerde belirtilmesi gerekiyor. Yani kapıcının elektrik parasını kim öder, su parasını kim öder? Belirtilmemişse de fiili duruma göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla yapılacak olan sözleşme fiili durumu değiştirmek için yapılması gerekiyor. Yoksa tüm bu söylediklerimizi kapıcıya yani apartman görevlisine verecek isek sözleşme yapmanın da çok fazla gereği yok gibi bir şey de çıkıyor ortaya. Tabii. Yani burada da karşımıza ne çıkıyor? Çalışma koşullarında değişiklik. Evet. Oluşmuş bir çalışma koşullarımız var ise oluşmuş çalışma koşullarımız nedir? Evet. Kapıcının elektrik ve su parasını apartman yönetimi olarak ödüyoruz. Fakat iş sözleşmemizde yok. Biz kapıcıya diyoruz ki bundan sonra elektrik ve su giderini biz ödemeyeceğiz. Bununla ilgili gel bir sözleşme yapalım dediğimiz zaman Evet. Şimdi bu çalışma koşullarında değişikliğe sebep oluyor. Çalışma koşullarındaki değişikliğin de yürürlüğe girebilmesi için kapıcı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Evet, kabul edilmediği kabul edilmediği zaman yürürlüğe girmiyor. Evet. Burada da apartman yönetimi olarak yapmamız gereken şey eğer biz bunu kapıcıya kabul ettiremez isek mevcut durumu devam ettireceğiz. Evet. Devam ettirmek istemiyorsak da kapıcımıza ihbar ve kıdem tazminatını ödeyerek iş sözleşmesinin feshi yoluna gideceğiz. Evet. Devam edeceğiz apartman görevlileriyle ilgili konumuz Arif Bey. Ankara'dan hattımızda Mustafa Bey var. İyi akşamlar Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi ben geçici iş göremezlik raporu aldım. Yani SSK'lıyım. Evet. Ama primim asgari ücretten yatıyor. Evet. Normal aylığım farklı. Ama iş yerim diyor ki asgari ücretten alacaksın Evet. İş göremezlik gününü, rapor gününü. Bunun için bir bilgi almak istedim özür dilerim. Evet, Mustafa Bey bu günümüzde çok yaşanan ve sık sık da konuştuğumuz bir konu. İşverenlerin çalışanlarına ödedikleri gerçek ücret üzerinden prime esas kazançlarını ödemedikleri noktasında Evet. Bir sıkıntı var. Dolayısıyla herhangi bir şey yoksa, her şey süt liman devam ediyorsa burada ne çalışan rahatsız ne de işveren rahatsız. Ama bir farklılık söz konusu olduğunda işte iş kazası gibi
ne bileyim emeklilik gibi durum söz konusu olduğunda bu sefer öncelikle çalışan feryat ediyor. Daha sonra işvereninin yakasına yapışıyor ya da işvereninin kapısını çalıyor. Evet. Şimdi bizim öncelikle çağrımız işverenlere. Çalıştırdığınız işçilerin yani personelinizin prime esas kazançlarını ödediğiniz gerçek ücret üzerinden ödeyin diyoruz. Zira bunun arkasında hep bu konular gündeme gelecek. İş zaman zaman mahkemelere taşınıyor. Şimdi burada sizin yapabileceğiniz tek nokta var Mustafa Bey. Çalıştığınız iş yerine karşı ücret tespit davası açabilirsiniz. Yani işverene söylerseniz aradaki farkı ödemesini talep edersiniz. Tabii bu söylediğim benim aslında yasal bir cevap değil. Yani benim sana söylemem gereken yasal cevap ücret tespit davası açmanızı önermektir. Çalıştığınız iş yerinde sizinle aynı işi yapan diğer çalışanlarla aranızdaki ücret tespiti yapılır. Şayet o iş yerinde örneğin siz diyelim ki bir torna işi yapıyorsunuz. Evet. Aynı iş yerinde çalışan diğer torna ustaları da aynı ücreti alıyorsa piyasadaki torna ücreti ustalarının ücreti farklıysa Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili odalardan bu işin karşılığında yapılacak ustanın işçinin ücretini tespit eder ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bilirkişi olarak sizin aylığınızı alabileceğiniz aylığı maksimum aylığı belirtir. Sosyal Güvenlik Kurumu da o işverene size eksik ücret ödemeden dolayı prim tahakkuk ettirir ve sizi gerçek ücretine getirir. Ama bu noktada işverenle mahkemelik olursunuz. Ancak mahkeme kanalıyla bu ücretinizi gerçek ücrete getirtip alamadığınız geçici iş görememezlik ya da eksik aldığınız iş görememezlik gelirinde tamamını almış olursunuz. Ancak bir de bunun tabii ki gayri resmi yönden halledilme yolu var. Onu da işverenizle konuşup bakın siz benim ücretimi bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun karşılığı hukuki sonuçtur. Benim ücretimin geri kalan kısmını öde deyip bir ortak noktada bulabilirsiniz. Bu da bir ikinci alternatif olabilir. Evet. Yalnız şimdi biz şöyle söylüyoruz. Peki Mustafa Bey sanıyorum hattan düştü. Mustafa yani bu gerekçeyle de iş sözleşmesini feshedebilir. Bu da yani bu da bir iş sözleşmesi. Olur. Evet. Yalnız bütün bu durumları ispat etmesi gerekiyor. Evet. Ücret ve odalarına itirazı kayıt bırakıp bırakmadığı, iş yerinde ünvanlı bir işçi olarak çalışıp çalışmadığı, bunların hepsi gerçek ücretlerin tespitine esas tutulan hususlar. Evet, bunları da tespit ettiği takdirde de eksik aldığı geçici iş görememezlik ödeneğini almış olur. Ama bu konu hakikaten Arif Bey her programda bize sorulan bir konu. Sokakta, çarşıda, pazarda rastlayanların ısrarla sordukları soru bu. Bu artık kayıt dışı diyoruz biz buna. Evet. Kayıt dışı çalıştırma. Çünkü işçiye 1500 lira ücret veriyorsunuz ya da 2000 lira ücret veriyorsunuz. Prime esas kazancını asgari ücret üzerinden gösteriyorsunuz. Allah korusun bu çalışanınız bir iş kazası geçirdiğinde alabileceği geçici iş görememezlik ödeneği, ne bileyim malul olduğu takdirde malul aylığı ya da emekli olduğunda emekli maaşı almış oldu yani sizin yatırmış olduğunuz prime esas kazanç üzerinden değerlendirilecek. Dolayısıyla çalışanların burada ciddi manada hak kayıpları söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim kaybı söz konusu. Çalışanın hak kaybı söz konusu. O nedenle işverenler vergi kaybı söz konusu. Vergi kaybı söz konusu. Evet. Birçok kayıp noktası var. Çalışan işverenler özellikle bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü işçinin tek geliri aylığı. Evet. Bir maaşla çalışan insanlar da var. Dolayısıyla buradaki uğrayacağı hak kaybı, örneğin şimdi bu adam geçici iş görememezlik ödeneği alıyor. Alacağı da hastanede yatmış ise %50'si, eğer ayakta tedavi görmüşse de 837 liranın %75'ini alacak. Dolayısıyla zaten çok fazla bir şey değil. O nedenle bu tür durumlara meydan vermemek için, çalışanınızı mağdur etmemek için ücretlerini, prime esas kazançlarını ödemiş olduğunuz gerçek ücret üzerinden ödediklerinde işverenlerimiz bu sorunlarda da ortadan kalkmış yani olacak. İşverenlerimizin gerçek ücretleri kayıtlara yansıtmanın, yansıtmamadan daha iyi olduğuna inanmaları gerekiyor. Evet. Açıktan ödemelerini de bir şekilde gider olarak göstermeleri gerekiyor. Bunun için de çeşitli zorlamaları söz konusu.
gerçek anlamda düşündüklerinde gerçek ücretleri bordrolara yansıtmanın daha avantajlı bir şey olduğunu bilmeleri lazım işverenlerimizin. Evet. Bir de bu gerçek ücretleri bordrolara yansıtılmaması işçi açısından da bu sizin belirttiğiniz olumsuzlukların yanı sıra başka olumsuzlukları da var. İş yerine karşı olan bir aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu zayıflıyor. Yani işe karşı olan ilgisinde bir azalma oluyor işçilerimizin. Evet. Şimdi çok sayıda da izleyicilerimiz konularımızla ilgili sorular yöneltiyor Arif Bey. Kapıcılık. Şimdi kapıcılarla ilgili son birkaç cümle kaldı. Onları da alalım. O zaman sorulara geçelim. Evet Arif Bey. Şimdi kapıcılarımızın oturduğu daireyi tahliye etmeleri de gündeme gelebiliyor. Evet. Bu da çok sorulan bir sorulardan birisi. İş sözleşmesini feshettiğimiz, yani başka bir tabirle işten çıkardığımız kapıcımızı biz ne zaman kapıcı dairesinden çıkaracağız? Evet. Bununla ilgili süre 15 gün. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kapıcının oturmuş olduğu kapıcı dairesini boşaltması gerekiyor. 15 gün içerisinde boşaltmadığı zaman apartman yönetimi ya da yönetici mülki amire başvurarak kapıcı dairesinin boşaltılmasını isteyebiliyor. Burada da süre 7 gün. Mülki amir 7 gün içinde o kapıcının oturmuş olduğu kapıcı dairesini boşalttırıyor. Evet. Yani boşaltmadığı takdirde diğer adli işlemler yapılıyor. Adli işlerin yapılması buna da engel teşkil etmiyor. Evet. Yani idari bir kararla boşaltılabiliyor. Burada şu gündeme gelebilir. 15 günlük bir süre kapıcılar için yeterli bir süre midir diye sorulabilir. Bana göre 15 günlük süre yeterli bir süre değildir. Örneğin kışın çok şiddetli geçtiği bir zamanda iş sözleşmenizin feshedildiğini düşündüğümüz zaman kapıcının 15 gün içerisinde yeni bir iş yeri bulması, evini buraya taşıması uzun sürebilir. Dolayısıyla bu 15 günlük sürenin bir aya uzatılmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani bu konunun devamında yöneticiler istediği zaman kapıcıyı işten çıkarabilir mi? Yani kapıcı ben seni işten çıkartıyorum, ben seninle çalışmak istemiyorum, ben seni çalıştırmıyorum deyip atabilir mi Arif Bey? Yöneticinin kapıcı... Yani bir ifadesiyle evet, hemen bu iş gerçekleşiyor mu? Kapıcıyı işten çıkarabilmesi için iş sözleşmesinde hüküm olması lazım. Ya da apartman yönetim planında hüküm olması lazım. Evet. Yönetim planı yoksa apartman kat maliklerinin bu konuda karar alması lazım. Bu kararda apartman yöneticisinin kapıcıyı işe alıp ve işten çıkarmaya yetkili olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir. Eğer bu açıkça belirtilmemişse yönetici kapıcıyı işten çıkaramaz. Evet. Bazen bize de bu tür sorular soruluyor. Şikayetler geliyordur size de. Kat maliki diyor ki ben diyor kapıcımdan çok memnunum diyor. Ancak diyor yönetici memnun olmadığı için çıkarmış diyor. Yöneticinin benim, işine gelmedi. Evet. Benim memnun olduğum bir kapıcıyı apartman yöneticisi nasıl çıkarabilir diyor. Biz diyor apartmanda kendi aramızda bir anket yaptık diyor. 20 dairelik apartmanda 15 kişi kapıcıdan memnun. Yöneticiyle birlikte 5 kişi memnun değil. Niye bu çıkarıldı? Evet. Çıkarma yetkisi var mı diye soruluyor. Burada da verilen yetkiye bakmak lazım apartman yöneticisine. Yani bu apartman yönetiminin almış olduğu bir ortak kararla ancak evet, yapılabiliyor. Aksi takdirde apartman yöneticisinin ben seni işten çıkartıyorum demesiyle bu şeyde işten çıkarma da söz konusu olmayabiliyor. Söz konusu olmayabiliyor, evet. Peki Arif Bey, bazı apartmanlarda yani şöyle söyleyeyim, bazı apartman görevlileri yani kapıcılar birden fazla apartmana da hizmet verebiliyorlar. Yani A apartmanda sigortalı olarak çalışan A apartmanın kadrolu görevlisi B apartmanı, C apartmanı ya da diğer apartmanlara da çalışabiliyor. Bu durumda mevzuat açısından hem çalışma usulü açısından hem sosyal güvenlik açısından baktığımızda nasıl bir işlem yapmak gerekiyor? Şimdi mesela diğer iş kollarında bir kişi birden fazla işveren yanında sigortalı olarak çalışabiliyor. Örneğin Özgür Kaya A işvereni, B işvereni, C işverenin yanında da farklı iş kolları olmasına rağmen sigortalı olabiliyor. Evet. İşverenler bu Özgür Kaya'yı 4 ayrı iş yerine sigortalı göstermek durumunda çalıştığı, hizmet verdiği takdirde.
Şimdi bu durumda kapıcılarda, yani apartman görevlerinde de böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu? Ya da işte ikinci, üçüncü, dördüncü apartman yöneticileri ya da sakinleri. Sen nasıl olsa A apartmanda sigortalı olarak çalışıyorsun. Biz senin için herhangi bir sigorta yapmamıza gerek yok. Bizde de sigortasız hizmet ver diyebilirler mi? Hem çalışma mevzuatı açısından hem de sosyal güvenlik açısından baktığımızda hangi noktaya oturtmak gerekir? Kapıcılar da bildiğimiz işçiler gibi birden çok iş yerinde çalışabilir. Evet. Özellikle büyük şehirlerde bu doğalgaz sisteminin gelmesiyle birlikte birçok apartmanda tam süreli olarak kapıcı çalıştırılmıyor. Kısmi süreli, part-time olarak çalıştırılıyor. Şimdi part-time çalışmada da şöyle yapılıyor. İsterseniz part-time'a detaylı olarak girmeyelim. Çünkü part-time ve kısmi süreli ile ilgili de sorularım olacak Arif Bey. O detayı orada açıklarız. Ama isterseniz de kısmi süreli çalışmaya bu ya da part-time'a bu konuyu dahil edebilirsiniz. Kapıcı birden çok apartmanda çalışıyor. Fakat bu apartmanlardan sadece birinde sigortalı oluyor. Diğerlerinde sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalıştığı apartman yöneticilerine kapıcınıza neden sigorta yaptırmadınız diye sorduğumuzda diyorlar ki zaten sigortası var başka apartmanda. Dolayısıyla bize de sigorta yapılmasına gerek yok diyorlar. Aslında bu böyle değil. Kapıcı her çalıştığı apartmanda ayrı ayrı sigortasını bulması gerekiyor. Bir başka apartmanda kapıcının sigortası var diye bir başka apartmanda da sigortası çalıştırılması mevzuatımıza aykırı. Kısmi süreli dediğimiz yani tam süreliden daha az çalışmalarda kapıcı bir apartmanda günde 3 saat çalışıyorsa, haftada da haftanın 5 günü 3 saat çalışıyorsa, 15 saat çalışıyorsa eğer bir kapıcı, bunun sigortalı prim ödeme gün sayısını da saatleri topluyoruz. 7.5'a bölüyoruz. Evet. Çünkü ortalama günlük çalışma süresi 7.5 saat. Çıkan miktar kadar sigortalı prim ödeme gün sayısını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriyoruz. Çıkan rakam tam değil de 2.1, 2.2 gibi bir rakam çıkmış ise bir sonraki rakama iblağ ediyoruz. Yani bir sonraki rakama tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada bu part-time dediğimiz, kısmi süreli çalışma dediğimiz şey de şu, onu da açıklamakta fayda var. Genel anlamda tam süreli çalışma süremiz bizim 45 saat. Bir iş yerinde tam süreli çalışma 45 saat ise bu iş yerinde kısmi süreli çalışma ne kadar saatlik çalışmaya kadardır dendiği zaman bunu şu şekilde cevaplayabiliriz. 45 saatin 3'te 2'sine kadar, 3'te 2'si dahil 30 saate kadar, 30 saat dahil olan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul ediliyor. Eğer bir iş yerinde tam süreli çalışma 30 saat ise bu iş yerinde kısmi süreli çalışma 30 saatin 3'te 2'sine kadar olan kısım. Yani 20 saate kadar olan çalışma kısmi süreli çalışma. Evet. Kısmi süreli çalışma uygulamada part-time diye geçiyor. Aslında esnek çalışma, part-time çalışma, kısmi süreli çalışma isimleri farklı olsa da aynı şeyleri ifade ediyor. Esnek çalışma bunların hepsini içine alıyor. Şimdi kısmi çalışma ile part-time çalışma da birbirinin anlamdaşı. Evet. Esnek çalışmayı sanıyorum önümüzdeki günlerde çok konuşacağız Arif Bey. Çünkü Ulusal İstihdam Strateji Projesi'nde bunlar gündeme gelecek. Önümüzdeki yeni yasama döneminde herhalde Ulusal İstihdam Strateji Projesi de hayata geçirildiğinde gerek sosyal güvenlik açısından gerekse özellikle çalışma mevzuat açısından devrim niteliğinde yeni düzenlemeler söz konusu. Hatta bu sabah bir televizyon kanalında da bu konuyu işledik. Bugünlerde çok gündemde şiddet mağduru kadınlarımız, şiddet gören kadınların istihdam edilmeleri noktasında Çalışma Bakanlığı yine bu Ulusal İstihdam Strateji Projesi içerisinde önemli bir yer ayırmış. İşkur bünyelerinde oluşturulacak kadın birimleri bu işlemleri yapacak. Sığınma evlerinde bulunan, şiddet görmüş, sığınma evlerine sığınmış, kendilerini orada koruma altına aldırmış olan şiddet mağduru kadınlar
öncelikli olarak istihdamdan yararlanacaklar, çalışma hayatına dahil edilecekler. Sanıyorum esnek çalışmayı da bölgesel asgari ücreti de ve diğer kıdem tazminatı ile ilgili konuları da evet. önümüzdeki günlerde tekrar çok konuşur hale geleceğiz. Çalışma modeli demişken, esnek çalışma modeli avantajlı mıdır, dezavantajlı mıdır? İşin şartlarına göre değişir mi Arif Bey? Esnek çalışma ülkemizde tam anlamıyla bilinmiyor. İşçi kesimi esnek çalışmayı şu şekilde değerlendiriyor. İşte işçinin bazı haklarının ortadan kaldırılmasına sebep oluyor. Yani esasında Arif Bey, özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama bu konu sanıyorum bazı çevrelerce de polemik haline getiriliyor. Öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor. Esas bunun doğruluğunu sizlerden öğrenelim, sizden dinleyelim. Esnek çalışma bir işverenin bir işçiye ihtiyaç duyduğu zamanlarda çağırması şeklinde ya da tam süreli çalışmadan ayrılarak işte böyle parça parça saatlik olarak 2 saatlik 3 saatlik olarak bir çalışma şeklinde tanımlamak mümkün. Yani tekrar sözünü keseceğim ama bu konu hakikaten önemli olduğu için biz de bu mevzuatın içerisindeyiz, biliyoruz. İzleyicilerimiz konuyu daha iyi anlasın ve konu daha iyi açıklansın diye araya giriyorum. Şimdi ben tam zamanlı olarak bir iş yerinde çalışıyorum. Sabah 8, akşam 5 her neyse çalışıyorum. Ben akşam 5'ten sonra bir başka işveren emrinde de esnek çalışma modelinden yararlanarak çalışabilir miyim? Bir, ikincisi bir de sizin az önce ifade ettiğiniz nokta var. Belki birisi avantaj, belki birisi dezavantaj gibi gözüküyor. Sizin anlatımınıza biraz daha ışık tutsun diye bunu özellikle soruyorum. Yani tam gün çalışanlar da bu esnek çalışma modelinden yararlanmak suretiyle ikinci bir işveren emrinde ya da altında başka bir çalışabilirler. Başka bir iş yerinde. Özgür Bey, sizden hareket edelim. Siz bu televizyon kuruluşunda tam süreli çalışıyorsunuz. Evet. Sabah 8'de geliyorsunuz, akşam 5.30'da çıkıyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra da bir başka iş yerinde kısmi süreli olarak çalışabilirsiniz. Buna engel bir şey yok. Bizim mevzuatımızda çalışma süreleri yönünden kısıtlama, işverenler nezdinde olan kısıtlama. Her işveren nezdinde yaptığınız çalışma yönünden kısıtlama var. Hmm. Dolayısıyla sizin çalışmanız 45 saatte geçebilir dışarıdaki çalışmanız. Evet. Fakat bu tam süreli çalıştığınız iş yeri açısından fazla çalışmaya sebep olmaz. Yani hmm. diyelim ki siz bu televizyon kuruluşunda haftada 45 saat çalışıyorsanız başka iş yerlerinde de birinde 3 saat, birinde 5 saat, 10 saat, 15 saat şeklinde çalışabilirsiniz. Bunu engelleyen bir husus yok. Burada şöyle bir durum var. Eğer siz bu işverenle yapmış olduğunuz iş sözleşmesinde bir başka iş yerinde çalışamaz diye sizin çalışamayacağınızla ilişkin iş sözleşmenizde bir hüküm var ise bu durumda diğer yerlerde çalıştığınızı işvereniniz tespit ettiği zaman iş sözleşmenizi haklı olarak feshedebilir. Bu durumda tazminat alamayabilirsiniz. Eğer iş sözleşmenizde böyle bir sınırlama yok ise mevzuat anlamında yapabilirsiniz. Bunu engelleyen herhangi bir hüküm söz konusu değil. Evet. Şimdi kapıcılarla ilgili hakikaten çok sayıda konuyu aydınlattık ama epey daha konu var. Az önce değindiniz kısmen Arif Bey, kapıcıya pazar alışverişi yaptırmak bir kapıcının yasal görevi midir? İkincisi, kapıcı ben sizin pazar alışverişinizi yapmıyorum. İşte bakkaldan, marketten gazetenizi, ekmeğinizi almıyorum diyebilir mi? Dediği takdirde apartman yönetimi tarafından iş akdini feshini gerektiren bir davranış mıdır? İsterseniz bunu da aydınlattıktan sonra, açıkladıktan sonra kapıcılarla ilgili, apartman görevleriyle ilgili konumuzu noktalayalım. Diğer konularımızla devam edelim. Kapıcıyla yapılan iş sözleşmesinde kapıcının hangi işleri yapacağı açık bir şekilde belirtilmişse bunun içerisinde de kapıcının şu pazar alışverişini yapabileceğine ilişkin hükümler var ise kapıcı sözleşmesinde yazılı olan görevlerini yerine getirmek durumunda. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse
Kapıcı böyle bu tür hizmetleri yapmaya zorlanamaz. Zorlandığı zaman kapıcı kendisi iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Feshettiği zaman haklı bir feshi olur. Dolayısıyla apartman yönetiminin, kat maliklerinin kapıcıya tazminat ödemesi gerekir. Sözleşmede bu hüküm olmamasına rağmen kapıcı fiilen pazar hizmetlerini yerine getiriyorsa, pazardan ya da bakkaldan çeşitli alışverişler yapmış ise sözleşmede olmamasına rağmen bu çalışma koşulları şekline gelmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla kapıcı burada şunu söyleyemez. İşte ben 2 yıldan beri sizin pazar alışverişinizi yapıyorum ama artık canım istemiyor. Bundan sonra da yapamıyorum diyemez. Çünkü artık iş şartları haline gelmiş. Ona uymak zorunda. Evet. Peki Arif Bey, kapıcıları da bu şekilde noktaladıktan sonra diğer konu başlıklarımıza devam edeceğiz. Ayrıca izleyicilerimizden de bir hayli soru var. Bunları da kısa bir aranın ardından yanıtlayalım. Değerli izleyiciler, programımıza kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Açılım süreciyle birlikte Türkiye'de bunlar yaşanmaya başladı. Medya açılımı bölüm tekrarlarını www.youtube.com/www.mengutürk.com adlı sayfamızdan izleyebilirsiniz. Evet sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arif Bey, tersane işçilerinden bir soru var. Tersane çalışanlarından, tersane çalışanları bayağı sıkıntılı galiba. Asgari indirim konusunda dert yanmışlar. Asgari indirimlerimizi alamıyoruz, SSK primlerimiz yatmıyor. Çalışma şartları uzun, sağlık açısı pis ve zor demiş izleyicimiz. Tabii asgari indirimlerin konusu, asgari indirimleri işverenler tarafından çalışanlara ödenmesi gerekiyor. Ödenmediği takdirde iki noktadan zor durumda kalabilir işveren. Birincisi ücret alacağı olduğu için akdini feshini dahi gerektirebilir. İkincisi de vergisel açıdan vergi kaçırma ile ilgili karşı karşıya kalabilir. Primlerinin yatmadığı ile ilgili konuya değinmiş. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihbar başvurduklarında, ihbar ettiklerinde gerekli inceleme yapılacaktır. Çalışma şartlarından söz etmişler. Çalışma şartlarımız, çalışma sürelerimiz uzun. Sağlık açısından da zor ve pis şartlarda, yani pis iş yapıyoruz anlamında bir ifade kullanmış izleyicimiz. Bununla ilgili ne söylemek gerekir? Çalışma mevzuatı açısından baktığımızda çalışma şartları ve çalışma ortamının temiz olmaması. Şimdi çalışma şartları deyince, çalışma şartları çok kapsamlı bir kelime. Evet. Yani, bulunan koşulların sağlık yönünden uyulmamasından tutun da çalışma saatleri süresine, hafta tatiline, yıllık izne kadar hepsini kapsayabilecek bir konu. Sanırım buradaki anlatılmak istenen şey şu. İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalıştıkları iş yerinde bir sorun var. Bir de çalışma süreleri uzun gibi dediğimiz gibi o algılanıyor. Bunun için yapmaları gereken iş yerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvurabilirler. Ya da Alo 170'e başvurabilirler bu durumlarıyla ilgili. Evet. Daha sonra ilgili makamlar tarafından bu talepleri değerlendirilir. Sonuç hakkında kendilerine bilgi verilir. Evet. Bir başka izleyicimiz... Burada, pardon araya girdim. İşçilerin kendilerini yapması gereken durumlar da söz konusu. Eğer işçinin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yerinde değilse, yani işçi için yakın ve acil bir tehlike varsa, evet, bulunduğu yerde diyelim ki işte çalışmasını olumsuz etkileyecek, sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir durum söz konusuysa, işçi bu durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na bildirir. Eğer İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yok ise işverene, işveren vekiline bildirebilir. Evet. Bunlar da işçinin ileri sürdüğü, örneğin tersanede çalışan işçilerin ileri sürdüğü konuları
yerine getirmezse, yani işçi için hayati tehlikeye sebep olacak bir durum var ise, bu durumu da gidemiyorlarsa işçi çalışmaktan kaçınabilir. Yani çalışmayabilir. Evet. Çalışmadığı zaman çalışmadığı sürelerin ücretini de işverenden ister. Talep edebiliyor. Çalışmadığı süre içerisinde ikramiye alması gerekiyorsa ikramiyesini alabilir. Prim alması gerekiyorsa onu alabilir. Çünkü o süreler çalışılmış gibi kabul ediliyor. Burada her şeyi devletten beklemeden ziyade işçinin kendisinin de kendi hayatını, kendi çalışma koşullarını kontrol etme, denetleme, uygulanıp uygulanmadığı noktasında işvereni zorlama hakkı var. Yani, bu hakkı herkesin kullanması lazım. Hı. Sizin de bildiğiniz gibi işte Dünya 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı vardı. Yani bu konferansta da çeşitli bildirilerde bunlar dikkate değer şekilde anlatıldı. Çalışanlarımızın kendi yaşam konumlarını öncelikli görerek buna sahip çıkmaları gerekiyor. Yani çalışanlarımız da biraz haklarını arama noktasında aktif olmalı. Evet. Evet. Sorularımıza devam edeceğiz Arif Bey. Hattımızda İzmir'den Mehmet Bey var. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Şöyle bir sorun var. Ben 20.01.1964 doğumluyum. Evet. 1.11.1983 sigorta girişim olmasına rağmen. Evet efendim. Kasım ve Aralık aylarına ait bordro verilmemiş. Yani gülsüz işe giriş tabir edilen olaya muzdaribiyim. Adana SSK'ya bir dilekçe vermiştim ne zaman emekli olabilirim diye. Adana SSK bana telefonuma mesaj attı. Pardon. Evet. Gününüz doğru ama bordro verilmediği için 1.1.84 tarihi itibariyle gününüz başlamıştır diye ve bununla takip bir sene atıyor. 2 ay prim verilmediği için. Evet. Mehmet Bey, sizin 1.11.83 yani sizin ifadenize göre başlangıcı olan sigortanıza göre 47 yaş 5150 gün sayısıyla emekli olabilirken o dönemde sizin adınıza sigorta girişi yapılmış ancak prim ödenmemiş olduğu anlaşılıyor. Kasım ve Aralık aylarına ait bordro verilmemiş diyor. Evet. Adana SSK. Yani bordro verilmemişten kastı prim yatırılmamış, evet. Girişiniz yapılmış, primsiz sigorta girişi yapılmış. Ama sizin emekliliğe konu uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz sigorta primleri de bir yıl sonra 84 yılında verdiğiniz tarihe göre 48 yaş 5225 gün sayısıyla anladığım kadarıyla siz 5225 gün sayısını doldurmuşsunuz ancak 48 yaşı bekliyorsunuz bu durumda. Şimdi kalan süreniz ne kadar bilmiyorum ancak burada yapılması gereken şey şu. O döneme ilişkin yani 1.11.1983 tarihli sigorta giriş bildirgeniz elinizde varsa dava açmanız durumunda, hizmet tespit davası açmanız durumunda bu hakkı elde edebilirsiniz. Ancak elinizde sigorta giriş bildirgesi yoksa bu biraz daha güçleşiyor. Arada da bir yıllık bir süre var. Bunu dava açıp açmamayı, hukuki yönden bu hakkınızı arayıp aramamayı sizin kendiniz değerlendirirseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir olay var. Ben normal doğum tarihime göre bu geçtiğimiz ayın 20'sinde doldurdum. Evet. Bunu takip etmesi SSK'nın görevi değil midir? İşveren bordro vermemişse dahi. Şimdi tabii önceki yıllarda 2002'den önceki yıllarda 2000'den önceki yıllarda sigorta girişi yapıldıktan sonra prime esas kazançlar aylık veriliyordu. Ancak 4 aylık dediğimiz dönem bordroları da her 4 ayda bir verildiği için bu dönem bordrolarında bazen isimler unutulabiliyor. Aylık primi yatırılmış olsa da o 4 aylık dönem bordrosunda isim zikredilmediği için o kişinin girişi yapılmış ancak prim yatırılmamış olarak değerlendiriliyordu. Günümüzdeki sigortalı işlemlerinde bunlar artık söz konusu değil. Bunlar da ortadan kalktı. Fakat geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazen böyle durumlar olabiliyor. Bir de şu nokta da önemli, şu da olabilir. O dönemde yine sizin adınıza prim yatırılmış, dönem bordrosunda isminiz yazılmış, isim yanlışlığı olabilir, sigorta sicil numaranız yanlış yazılmış olabilir. Yok, hiçbir yanlışlık yok. Yanlışlık yoksa o zaman sigorta girişiniz yapılmamış, adınıza prim yatırılmamış.
Bunu da tespit etmek için hizmet tespit davası diyoruz biz buna. Dediğim peki gibi, ben şöyle bir yol izlesem, buyurun, sizin açınızdan uygun olur mu? Yani görüşünüze başvurduğum için. Ben emeklilik dilekçesini versem, evet, karşılığında red cevabı alsam, tamam, ve bu red cevabı karşılığında da tabii bu arada da işten ayrılmam söz konusu, evet, davayı açsam, tamam, geriye dönük kazanımlarımı elde edebilirim. Son derece son derece isabetli bir karar verirsiniz. Önce emeklilik başvurusunda bulunun. Ya sosyal... Benim en önemli can damarı sorum şu: ben mahkemeye verdikten sonra tekrar aynı iş yerime giriş yapıp da sigortalı olarak çalışırsam geriye dönük kazanımları elde edebilir miyim? Şimdi konuyu ikiye ayıralım. Şimdi siz emeklilik başvurusunda bulunun. Sigorta sizin emeklilik başvurunuzu reddedecektir. Siz de hizmet tespit davası açtığınızda, bu davayı da kazandığınızda, sizin ilk başvurduğunuz emeklilik başvurusu yaptığınız tarih sizin emeklilik başlangıç tarihiniz olacaktır. Dolayısıyla bu arada geçen mahkeme süresince geçen aylıkları da kazanmış olursunuz, almış olursunuz. İkincisi... Mahkeme süresinde çalışıyor olmam, prim yatırıyor olmam bunu engeller mi? Hayır, engellemez. İşvereniniz eğer sizi tekrar işe alıp çalıştırmaya devam ederse sigorta primlerinizi de ödemeye devam edebilir. Eğer ayrıldığınız tarihte geriye yönelik işverenle işverenden alacağınız tazminatları almışsanız, istifa etmeyip de emeklilik için ayrıldığınızdan dolayı alacaksınız zaten. İkinci çalışmaya başladığınız dönem bir yılı doldurursa o bir yıllık kıdem tazminatını da almaya hak kazanabilirsiniz. Doğru ifade edilir mi? Yani bir kaybım olmaz. Mahkemeye verip de çalışmaya hayır, devam edersen. Kaybınız olmaz. Sosyal güvenlik uzmanlarına danıştım. Eğer dediler mahkemeye verirsen ve o dönem içerisinde bir sigorta olarak bir işte çalışıyorsan geriye dönük kazanımlarını alamazsın. Çünkü mağdur olmadın. Senin adına prim yatırılıyor. Para kazanıyorsun. Mağdur olmadığın için paranı ödemez geriye dönük dediler. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Onu yanlış bilgi vermiş kim verdiyse. Siz çalışmaya da devam edebilirsiniz. Mahkemeye de verip hakkınızı da arayabilirsiniz. Emeklilik başvurusunda da bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Çok sağ olun. Evet, izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. İyi yayınlar, ben Mesut demiş. Şu anda sigortalıyım. 89-99 arası Bağkur'a borcum var. Bağkur'dan faydalanmak istemiyorum. Borcum silinir mi demiş Mesut Ayhan. Şimdi Mesut Bey'e önerim, iki tane önerim olacak. Birincisi 89-99 arasındaki geçen 10 yıllık süreye ilişkin 2008 yılında bir yapılandırma kanunu çıkarılmıştı. Bu yapılandırma kapsamında yararlanmadığı için esasında 89-99 arası bağ kurulu sürelerinin iptal edilmesi, yok sayılması gerekiyor idi. Bu yapılmamış gözüküyor. Ya da başvuru yaptı mı yapmadı mı onu da bilemiyorum. Eğer başvuru yapmamışsa zaten 5 yıldan fazla olan Bağkur'a prim borçları 2008 yılında silindi. 2008 yılından önceki borçlar silindi. O süreye ilişkin gün sayıları da yok sayıldı. Borçlar da tasfiye edilmiş oldu. Bu tasfiye olan, yani yok sayılan, öldürülen bu dönemler 2011 yılında çıkarılan bu son torba yasa, 6111 sayılı torba yasa da bu dönemde yok sayılan bağ kuruluk sürelerini ihya etmek isteyenler, canlandırmak isteyenler tekrar bu yapılandırma kapsamında yararlanma hakkı tanınmıştı. Burada da yararlanmamış ise bu döneme ilişkin borçları silinir ve bağ kurulu geçen süreleri de yok sayılır. İkincisi, faydalanmak istemiyorum diyor, borcum silinir mi? Evet, silinir dedik. Bu izleyicimiz eğer sistemde borç gözüküyorsa bağ kurulundan dolayı da, bu borcundan dolayı da sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Sigortalı bir işe girip çalışmaya da başladığında sağlık hizmetlerinden yararlanır, Bağkur'a prim borcu olsa dahi. Bir başka izleyicimiz, malulen emekli olmak için rapor alındı ve askerlik ödemesi için bankada rapor isteniyor mu? Hayır, malulen emekli olmak için rapor yeterlidir. Askerlik ödemesi için bankadan herhangi bir rapor istenmez. Banka sadece ödenecek olan parayı tahsil eder. Bir başka izleyicimiz, işe başlama tarihim 1-1-1997, 9 ay çalışmışlığım var. İşsizliğim var. 2008 Ocak ayından beri aralıksız çalışmaktayım. Bayanım, ne zaman emekli olurum demiş. 1-1-1997 girişine göre bayan izleyicimizin emeklilik tarihi.
20 yıl hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 günü tamamladığında bu izleyicimiz emekli olabilir. Sorulara devam edeceğiz Arif Bey. Zamanımız da hızla daralıyor. Daha konuşmamız gereken birkaç tane daha önemli konumuz var. Özellikle ben işe iade davaları var, ancak işe iade davalarından önce günümüzün kanayan yarası diyoruz biz, taşeron işçileri. Esasında günün şartları, Avrupa'da uygulanan, dünyada uygulanan bir sistem taşeronluk. Bu tartışılabilir, olumlu denilebilir, olumsuz denilebilir. Tabii işin şartları, ekonomik koşullar taşeron çalıştırmayı gerekli kılabiliyor bazı hallerde. Bazı hallerde de çok gereksiz olmasına rağmen taşeron kullanılıyor. Bu az önce ifade ettiğim gibi tartışılabilir. Taşeronluk konusu her zaman tartışılmıştır da bundan sonra da tartışılmaya devam edecek. Ancak taşeronlukla ilgili taşeron işçileri her nedense taşeronlar tarafından, yani bunları çalıştıranlar tarafından suistimal ediliyor. İşte az önce izleyicimiz de söyledi, asgari geçim indirimleri ödenmiyor. Sigorta primleri gerektiği şekilde ödenmiyor, gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Birçok taşeron, belki de çok azı haricindekiler, çoğunluğu prim esas kazançlarını gerçek ücret üzerinden göstermiyorlar. Sigortalarını yapmıyorlar. Yıllık izin noktasında yıllık izin kullandırtmıyorlar. İşten çıkarttıklarında tazminat ödemiyorlar. Bunlar hep bizim karşımıza gelen sorunlar. Hep bunları konuşuyoruz. İzleyicilerimizle karşı karşıya geldiğimizde, gerek ekranda gerekse diğer zamanlarda hep bunları bize soruyorlar. Mağdur olduklarını soruyorlar. Çalışma hayatının içerisinde bizler de bulunduğumuz için bunları fiili olarak da gözlemliyoruz. Taşeronlukla ilgili taşeron işçilerinin bu sorunlarını ortadan kaldırması için. Mesela özel güvenlik görevlileri de bu konuda çok muzdarip. Hastanelerde çalışan taşeron işçileri, işte temizlik işi yapanlar, hasta bakıcıları, yemek işi yapanlar vesaire, tamamını genelliyorum. Taşeron işçilerin sorunlarına nasıl bir çözüm bulmak gerekiyor? Ücretini alamayan, tazminatını alamayan, diğer haklarını alamayanlar ne tür yollara başvurmalılar? Bu konuyla ilgili olarak bir müfettiş olarak sizin öneriniz ne olacak? Şimdi taşeronluk müessesesi hakikaten Türkiye'de bugüne kadar çok tartışılan fakat bir türlü çözüme kavuşturulamayan konulardan birisi. Evet. Çalışma hayatının önemli problemlerinden bir tanesi. Asıl işveren alt işveren, mevzuattaki deyimi alt işveren ama kamuoyunda alt işverenler taşeron olarak adlandırılıyor. Evet. Biz her ikisini bir arada kullanalım. Alt işveren işçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse, örneğin ücretini hiç ödemezse, işçisine izinini kullandırmazsa, işten haksız olarak çıkardığı bir işçisine tazminatını ödemezse, İşçi aynı hakları asıl işverenden isteyebilir. Doğrudan asıl işverene gidebilir. Çünkü her iki işveren işçilerin haklarından birlikte sorumlular. Birlikte sorumlu olduğu için işçi diyelim ki çalışmış olduğu taşerona ulaşamadı. Taşeron bulunduğu adresten ayrıldı. Fakat o adreste asıl işveren var ise, asıl işverene ulaşabiliyorsa asıl işverenden bütün haklarını isteyebilir. Evet. Burada taşeronluk nedir, ne değildir biraz onu aşmak lazım. Biz hangi işleri taşerona verebiliriz, hangisini veremeyiz? Şimdi bizim mevzuatımıza göre yardımcı iş dediğimiz, işte deminki örneğimizde olduğu gibi, eğer bir hastanenin bir güvenlik hizmetini biz taşerona verebiliriz, alt işverene verebiliriz. Bir hastanenin taşıma işini verebiliriz, yemek işini verebiliriz. Bunlar yardımcı işler oluyor. Evet. Yani yardımcı işleri taşerona verme noktasında mevzuatımızda bir engel bulunmamakta. Evet. Esas sorun asıl işin bir bölümünün alt işverene taşerona verilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi, kanunumuzdaki deyim şöyle geçiyor. Diyor ki asıl işin bir bölümünün işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedeninde de uzmanlık gerektiren bir iş olursa verilebilir diyor. Evet. Bütün sorunlar buradan çıkıyor. Acaba hangi iş işletmenin ve işin gereği, hangi iş teknolojik nedeninde de uzmanlık gerektiren bir iş?
Buralarda uygulamada sorunlar çıkıyor. İşte bazıları diyor ki bunu verebilirsin, bazıları veremezsin diyor. Sorunların bir kaynağı da kamu kurumlarında taşeronların sürekli değişmesi. Evet. En önemli nokta da o. Burada esas sorunumuz şu. Kamu kurumu işveren değilse, yani kendisi işçi çalıştırmıyorsa, diyelim ki bir işin de yardımcı işini alt işverene vermiş ise sorun buradan ortaya çıkıyor. Burada ne oluyor? Alt işverenle sürekli değişiyor. Bu yıl A şirketi alıyor ya da A işvereni alıyor. Önümüzdeki sene B, bir sonraki sene C alıyor. Evet. İşçi bütün alt işverenlerde çalışmasına rağmen eğer arada bir boşluk varsa, yani A'nın bitirdiği tarih ile B'nin bitirdiği tarih arasında bir boşluk varsa, Yargıtay diyor ki kararlarında her alt işvereni kendi çalıştırdığı dönemiyle sorumlu tutmak gerekir işçilik hakları yönünden diyor. Eğer bir boşluk yoksa da bu diyor bir iş yeri devridir diyor. İş yeri devri olduğu için diyor en son işveren diyor sorumludur diyor. Burada şu da karşımıza çıkıyor. Şimdi kamu kurumu işveren değilse, yani o işlerin yapıldığı yerde kendisine ait olan işçi çalıştırmıyor ise asıl işveren durumu söz konusu olmuyor. Olmadığı için bu işe alan işverenler eğer bir sonraki işverenle kendi çalıştığı dönem arasında boşluk var ise kendi dönemleriyle sorumlu. Boşluk yok ise en son çalıştıran kişi eğer işveren işçiyi işten çıkarmışsa bu durumda kendisi tazminatını ödeyecek. Bir önceki ihaleyi alan firmalara rücuda bulunabilecek. Yani onlara diğer paylarını onlardan isteyebilir. Evet, İşveren onda, kendisi yapması evet, gerekiyor. Evet, kendisi de bilir. Burada bir sorun da yıllık izin yönünden çıkıyor. Evet. Eğer aralarda boşluk var ise, iş yeri devri boşluk olduğu zaman iş yeri devri olarak kabul etmediğimize göre her işveren kendi dönemindeki yıllık izinle sorumlu olacak. Eğer ben bir kamu kurumundan işveren olarak bir iş aldıysam, evet, her işçiyi de 11 ay çalıştırıyorsam, 11 ay çalıştıktan sonra benden sonraki 5 tane ihaleye alan firmada aynı işçiyi 5 yıl çalıştırmışsa 11 aylık bir süre olarak, işçi iş yerinde 11 ay ihaleye alan farklı işverenlerin yanında çalışmasına rağmen yaklaşık 5 yıl çalışan işçi yıllık ücretli izni hak kazanamıyor. Kıdem tazminatı yönünden değerlendirdiğimizde de aynı sorunla karşılaşıyoruz. 5 yıl asıl işveren olmayan bir kamu kurumundan ihaleye alan firmaların yanında çalışmasına rağmen işçi hiçbir iş yerinde hiçbir ihaleye alan işverenin yanında bir yıllık çalışmayı doldurmadığı için kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Evet. Dolayısıyla bu hak kayıplarını önleyecek yeni bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç var. Evet, ben özellikle onun altını çizmek istiyorum. İşveren işinin bazı bölümlerini, hatta asıl işinin de bir bölümünü ya da tamamını taşerona yaptırabilir. Yaptırsın. Buna itirazım yok. Ancak çalışma usul ve esasları noktasında İşte alt taşerona, alt uzman ekibe ya da aracısına işi verdikten sonra orada çalışanların çalışma mevzuatı açısından, sosyal güvenlik açısından ve diğer haklar açısından kontrol ve denetim mekanizmasını asıl işveren işletmesi gerekiyor. İşletmesini ben özellikle istiyorum. Şimdi yapılacak olan yeni düzenlemelerde de bu konunun dikkate alınması gerekiyor. Psikolojik olarak taşeron dediğimiz zaman işçiler geçmiş yıllardan ve günümüzde uğramış oldukları hep hak kayıplarından dolayı taşeronluk müessesesine soğuk bakıyor. Bir farklı gözle bakıyor. Yani ben şimdi A hastanesine işe gireceğim ama orada bir taşeron firmada çalışacağım. Düşünün, bir teknisyen, bir A hastanesinin teknisyeni bir taşeron firmada çalışıyor gözükecek. Esasında burada çalışan açısından taşeron ya da asıl işveren olarak olaya bakmaması gerekiyor. Yasal mevzuat onun tüm haklarını, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olduğu takdirde bu sorunları da bir şekilde de ortadan
kaldırmış oluruz. Bu taşeronluk müessesesine de soğuk bakan o gözleri de değiştirmiş, o mantığı da değiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani kamuoyunda umarım... taşeronluk müessesesine karşı da bir olumsuz bakış açısı var. Evet. Aslında biz bu taşeronluk müessesesini iyi bir şekilde düzenlediğimiz zaman bu o kadar da sanıldığı kadar böyle kötü gözle bakılacak bir şey değil. Değil aslında. Kötüleştiren ya da o gözle bakmaya sevk eden konu işte çalışanların hakları noktasında taşeronluk müessesesi ya da taşeron firma yetkilileri, sahipleri çalışanları biraz sömürü aracı olarak görmelerinden kaynaklanıyor. O taşeron firmalara yani asıl işverenden, kamu kurumundan iş alan ya da ihaleyi alan işverenlerin biraz daha bu noktada bilinçlenmesi gerekiyor. Belki de ihale şartnamelerinde de bununla ilgili özel yaptırımlar da konulabilir. Dediğiniz şeyler de olabilir. Yani buna ek olarak şöyle bir düzenleme de getirilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarını ihaleye verilmiş olan işçilerin haklarından sorumlu tuttuğumuz zaman kamu kurum ve kuruluşları ihaleyi alan firmaların işçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini titiz bir şekilde kontrol edecekleri için evet. Bu sorun da kendiliğinden ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Arif Bey bir de tabii taşeronlarla ilgili konuyu konuştukça yaralar deşilmiş oluyor. Farklı farklı sorular ortaya çıkıyor. Taşeronların peşinden şimdi bu konuyla da alakalı, bağlantılı işe iade güvenlik alanı. Görevlileri dediniz evet. Şu anda aklıma geldi. Güvenlik görevlileri birçok yerde işte 12 saat çalıştırıp 12 saat çalıştırmama şeklinde ya da 24 saat çalışıp müteakip izin verme şeklinde çalışılmanın olduğu yerler var güvenlikle ilgili firmalarda yerlerde. Bu tür çalışmalar da bizim mevzuatımıza uygun değil. Yani iş kanunumuza uygun değil. Evet. Yani biz güvenlik görevlisi de olsa muhakkak surette günlük 11 saati geçmeyeceğiz. Yani 11 saati geçen günlük her türlü çalışma iş kanunumuza aykırı. Bunun da idari farazesi var. Evet. Arif Bey, işe iade davaları ile ilgili bir konumuz var. Zamanımız da daralıyor. İzleyicilerimizden de gelen çok sayıda soru var. Birkaç tane soruya da zaman ayırmak istiyorum. İşe iade davasını nasıl açılır? İşveren iade hükümlerine uymazsa ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir? Bunu da kısaca özetleyelim isterseniz. İşveren bir işçinin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmişse, yani işçi iş güvencesi kapsamındaysa, işveren de feshetmişse bu durumda işveren ihbar ve kıdem tazminatını ödemek durumunda. İşçi de feshi tarihinden itibaren, yani feshi tarihinden itibaren derken iş sözleşmesinin feshedilmesinin ni gerektiren tebliğ belgesinin işçi tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde dava açmak zorunda. Örneğin biz işçimize Ocak ayında bir yazı yazdık. Dedik ki sözleşmeniz 31 Temmuz'da sona erecektir dedik. Ocak ayında yazdığımız yazıyı da yine Ocak ayı içinde 15 Ocak'ta tebliğ ettik. Evet. Şimdi böyle bir durumda işçimiz bir aylık bir süre içerisinde dava açmak zorunda. Yani iş sözleşmesinin bittiği tarih olan 31 Temmuz'dan itibaren bir ay değil. 15 tebliği Ocak'tan itibaren bir ay içinde dava açmak durumunda. Yani iş sözleşmesinin feshedilmesini gerektiren yazının işveren tarafından işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde dava açması gerekiyor. Bu hak düşürücü bir süre. Bu bir aylık süre geçtiği zaman dava açamıyoruz. Dava neticesinde eğer mahkeme işçinin işe iade edilmesine karar vermiş ise böyle bu durumda işveren dava süreci davanın sonuçlarına kadar en çok geçen 4 aylık ücreti işçiye ödemek zorunda. İşe iade kararı çıktıktan itibaren işçi 10 gün içerisinde işverene başvurmak zorunda. Mahkeme kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde işverene başvuracak. Diyecek ki mahkeme beni işe iade etti, ben tekrar eski işime başlamak istiyorum diye. İşveren de işçinin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde
işçiyi işe almak zorunda. Eğer işveren derse ki ben senin iş sözleşmeni feshettim, ben senden bir daha çalışmak istemiyorum, onun için de seni işe almak istemiyorum derse, böyle bu durumda işveren işçiye en az 4, en fazla da 8 aylık ücreti tutarında bir işe başlatmama tazminatı. Kamu önünde iş güvencesi tazminatı olarak da bilinir. Evet. İşe başlatmama tazminatı öder. Bu 4 aylıkla 8 aylık ücretin miktarı işçinin iş yerindeki kıdem süresine göre mahkemeler tarafından takdir ediliyor. Bu en az 4, en fazla 8 aylık ücreti tutarında oluyor. Evet. Burada çalışanlarımızın unutmaması gereken şey şu: bir aylık süreyi kaçırmamaları gerekiyor. Evet. Bir aylık hak düşürücü süre. Evet, hak düşürücü süreyi kaçırmamaları gerekiyor. Bir izleyicimiz toplam 83'ün birinci ayında giriş yapmış, sigorta halen çalışıyormuş. Toplam 1800 günü var, primi var. Açık kalp ameliyatı olmuş. %80'de duyu kaybı var. Çalışamıyorum demiş. Sanıyorum emekliliğiyle ilgili süreyi soruyor. Şimdi özür oranı %80 ve üzerinde ise 15 yıl 3600 gün. Yine aynı şekilde, yani 40 ile 40'tan yukarı ise özür oranı 15 yıl 3600 gün sayısıyla emekli olabilir bu izleyicimiz. Nuray Hanım'ın bir sorusu. Nuray Zengin: evlenmeden dolayı işten ayrılmak istiyorum. Yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşından yararlanabilir miyim? Demiş Nuray Hanım. Evlenmeden dolayı tabii nikah akdi yerine getirildiğinde, yani evlendikten sonra evlenme cüzdanını aldıktan sonra bir yıl içerisinde işten ayrılmak isterse kıdem tazminatını alabilir ama işsizlik maaşından yararlanamaz Nuray Hanım. Nuray Hanım işten ayrılırken de gerekçe olarak evlenme nedeniyle ayrıldığını dilekçesinde özellikle belirtmesi gerekir. Evet. Evlenme nedenini belirtmediği zaman hak kaybına uğrayabilir. İşveren başka bir sebepten çıktığında iddia edebilir. Evet. Dolayısıyla bunu belirtmesi lazım. Evet. Bir başka izleyicimiz 88'de girişi var. Özürlü. Nasıl emekli olurum demiş. 88 girişine göre yine az önce ifade ettiğim gibi %40 ve üzerinde özrü söz konusuysa 15 yıl 3600 günü tamamladığında emekli olabilir. Bir izleyicimizin sorusunu daha yanıtlayıp programı kapatacağım. Annemin SSK emekli maaşını alabilir miyim? Ben de SSK'dan emekliyim demiş. Hayır, alamazsınız. Anneniz eğer emekli sandığından ya da Bağkur'dan emekli olmuş olsaydı, siz SSK'dan emekliyken annenizin emekli maaşından yararlanabilirdiniz. Ancak ikiniz de aynı kurumdan emekli olduğu için yararlanamıyor. Arif Bey, gerçekten bu akşam sizden çok istifade ettik. Umarım izleyicilerimiz de aynı oranda istifade etmişlerdir. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah İstanbul'a yolunuz düştüğünde tekrar bu stüdyoda, çalışma hayatında sizi tekrar ağırlamaktan keyif duyarız. İnşallah. Katkılarınızdan, değerli açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Arif Bey. Ben teşekkür ederim. Efendim, bu akşam da çalışma hayatının sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar buluşabilmek, görüşebilmek ümidiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.